Evet sevgili izleyenler, mutlu haftalar. Bir hafta arayla bir spor aktifle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, ligde artık 11. hafta tamamlandı. 12. haftaya girdik. Bu kamerada mıyım? Sevgili Gürkan, şöyle bakayım, gözlüklerimi de takayım. Daha net göreyim. Evet, sol kameradamışız bana göre. Evet sevgili izleyenler, ligde 12. 11. hafta maçları tamamlandı. Elazığspor'umuz 3 puan parolasıyla gitmiş olduğu Denizli deplasmanından 1-1'lik eşitlikle 1 puanla döndü. Birazdan konuklarımızla özellikle bu maçı konuşacağız ve yine basında çıkan haberlere şöyle bir bakacağız, onları değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta Giresunspor'la kendi saha ve seyircimiz önünde karşılaşacağız. Bu maçtan neler bekleyeceğiz? Konuklarımızla bunları konuşacağız. Bugünkü programımızda genel olarak bunlar var ve maçın da geniş bir 7-8 dakikalık bir özeti var. Sevgili arkadaşım Cihan Ersin bunu çıkartmış özetini. Bunu ekranlarınıza birazdan da getireceğiz. Evet. Ben hemen konuklarımıza hoş geldin diyorum. Sevgili Erhan da bak. Hoş bulduk. Hoş geldin. Tekrar merhaba. İyisin inşallah. Bizi izleyenlere de iyi günler diliyorum. Çok şükür hamdolsun bir hafta daha geçti. Evet. Bir haftanın sonunda 3 puan. Gerçi alacağımız bir maçta 1 puan aldık. Ama bu da iyi. Her zaman söylediğimiz gibi 3 puan alamıyorsanız yenilmeyeceksiniz. 1 puanla yenilmeyeceksiniz. Evet. Bu hafta da böyle oldu. Ancak yani her zaman söylüyoruz. Yani 3 puanlık maçları kaçırmamamız bizim için çok önemliydi. Çünkü bu karşılaşmadan 3 puan alsaydık puanımız 18'i yapacaktı. 5. sıraya falan yükselecektik. 6. sıraya yükselecektik. Ve en üst takımlardaki puan farkımız en azından biraz kapanmış olacaktı. Yani bu ama mağlup olmamamız da bizim için iyi. Bu hakikaten Denizlispor karşılaşmasında Elazığspor iyi bir performans gösterdi. Yine önemli gol pozisyonları yakaladı. Ama dediğimiz gibi forvet elemanlarının biraz genç olması, biraz maç tecrübesizliğinden nedeniyle lehimize bir sonuç çıkartamadık. Bir sonuçla dönemedik. Ama olsun. Takımda en azından bir iyiye gidiş var. Çünkü niye? Evet. 1-0 mağlup olduğunuz bir durumdan oyun performansınızı kaybetmeyerek kazanma hırsı var, mücadelesi var futbolcular üzerinde. Bu önemli bir faktör. Önümüzdeki dönemlerde gol yollarında da Ümit Hoca önlemini alırsa takım iyi bir seviyeye gelir diye düşünüyorum. Genel anlamda puan sıralamasına baktığınızda da çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız bu hafta. En üst sıralardaki takımlarla en alt sıralardaki takımların birbirleriyle puan durumlarını değerlendirdiğinizde o kadar çok açık olan fark olan bir puan durumu yok. Evet. Bir maçlık ve iki maçlık bir maç farkları var. Bu enteresan bir tablo. Yani ikinci devre özellikle bu sonuçlar eğer takımlar arasında puan farkı olmazsa üst sıralardaki bir takımın alt sıralara düşme şansının da olabileceği bir pozisyona getirmiş durumda. Biraz herhalde Osmanlı Spor önde. Evet. Onun dışındakiler diğer de hemen hemen aynı. Birbirine yakın bir sonuçlar. Evet. Yani bu maçta da geçen haftaya oranla baktığınızda kadroda 3 değişiklik olduğunu kadrolara görüyorsunuz. Geleceğim. Tamam, sevgili pek. Ahmet'e de bir maç hoş geldin değerlendirmesine. Diyelim. Bugün iyi başladık. Evet. Evet. Erhan Bey iyi başladı. Evet. Sevgili Ahmet sen neler söyleyeceksin? Öncelikle spor aktif izleyicilerle buluşmak tekrar sevindirici. Herkese günaydın diyelim buradan. İyi günler dileyelim. Denizlispor maçının geçen hafta ile ilgili yorumlarını yaptığımız zaman Denizlispor'un oyunu kilitleyen beraberlik takımı, 2 galibiyeti var ligde. Evet. 7 tane de beraberliği olan karşılaşmanın zor geçeceğini de söylemiştik. Fakat Denizlispor o kilitleme evinde de olsa o rakibi kilitleme oyunu
çirkinleştirme anlamında, yani görsel anlamda söylüyorum. Oyuna zevk veren yönlerini tekrar uyguladı. Hem üretemedi hem de sadece mücadele etti diyelim. Karşılaşmadan 3 puan beklenmişti. Beklediğimizi geçen haftadan söylemiştik. Evet. Deniz Spor'un iyi bir ekip olmadığını, üretken bir ekip olmadığını burada söylemiştik. Deniz Spor'un şöyle baktığımız zaman Helal Spor'umuz da iyi mücadele etti. Mücadele konusunda zaten hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Sporcuların özverileri, evet, mücadele güçlerinin yüksek olması, maça inanmaları, istemeleri bizim açımızdan tekrar bu standardı devam ettirdik. Maçın analizini yapacağız sanırım. Evet. Yapalım. Maç öncesi böyleydi. Böyleydi. Genelde böyleydi. Evet. Geçen hafta içerisinde sevgili Erhan, sen yoktun değil mi basın toplantısında? Yok. Gelememiştim. Teknik direktörümüz Ümit Özat bir basın, evet, toplantısı yaptı hafta içerisinde. Perşembe günüydü. Aynen şunu söyledi. Önce tabii şeyi değerlendirdi, Altınordu maçını. Daha sonra Denizli Spor maçına geçti. Her zaman olduğu gibi, gerçi biz arada soru sormadık bu sefer Altınordu maçıyla ilgili fazla. Evet. Çünkü bazen de soru sorduk mu yanlış anlaşıyordu. Şunu söyleyeyim dedi ki, artık deplasmanda da maç kazanmak istiyoruz. Yani evet, bunu, bu seriyi yakalamak için, işte hedefimize ulaşabilmek için artık deplasmanda da mutlaka maç kazanmak istiyoruz. Evet. Hedefimiz de bu. Bu yani Elazığspor Denizli'ye mutlak 3 puan için gitti. Evet. Böyle hazırlanmıştık. Çünkü doğrusu da bana göre buydu, de buydu. Evet. Futbolculardan da işte bakıyorsunuz konuştuklarında hafta içerisinde hakikaten iyi hazırlandıklarını söylediler. Nitekim de geçen hafta sahada olmayan futbolcularımız vardı. Sarı kart cezalıları. Onlar, evet, dönmüştü. İyi de bir ortam vardı. Burada Altınordu maçının galibiyeti, moral falan. Evet. Yani kazanabilmek için her şey müsaitti. Ama o ileride işte hücum bölgesi, o siz üçüncü bölge üçüncü mi bölge diyorsunuz? Evet. O üçüncü bölgede biz istediğimiz yapamadık. Yakaladık. Belki de bu sezon en çok üretken yakaladığımız pozisyona girdiğimiz maçlardan biri oldu. Evet. Ama bunları değerlendiremeyince bir de kalemizde bir hata yaptık yine. Hı hı. Mağlup duruma düştük ve ondan sonra döndük geldik. Anca beraberliği kurtarabildik. Sevgili Erhan'dan başlayalım o zaman. Evet. Biraz değerlendirme yapsın. Ondan sonra Ahmet, senin de hayli notların da var. Evet. Bir değerlendirelim. Şimdi Yusuf Bey, bakın biraz önce geçen hafta Ümit Özat'ın tespiti doğru. Ve bu takım eğer sezona daha iyi başlasaydı bu hakikaten bu alınabilecek karşılaşmalardan 3 puan alabilme, dönme şansı çok yüksek olurdu. Evet. Yani dikkat ederseniz Gaziantep'te Samsun'dan kaybedilen beraberlikte kaybedilen ikişer puanlar 4 puan bizi birinci ve ikinci sıraya yükseltebilme durumuna getirecekti. Hatta evimizde de kaybettiğimiz puanlar. Evet. Şimdi şu var. Böyle bir anlayışın oluşması güzel. Aslında hakikaten Elazığspor şu anda 11 haftada baktığınız zaman iyi maçlar çıkartıyor. Evet. Ortaya koyduğu mücadeleleri iyi. Ama diyorum ya, daha hazır olamamaları nedeniyle bu seviyeye ancak gelmiş olabilir. Dedim ya, herkes kimse bunu da beklemiyordu. 6. ya da 10. haftadan sonra takımın toparlanmasını bekliyordu. Yani bu haftada bu puana ulaşmak başarı. Bir de bu hafta, geçen haftayla bu haftaya baktığınız zaman 3 değişiklik görüyorsunuz. Mücahit'in yerine Yavaş'a, Utku'nun yerine Atilla, Erdinç'in yerine de Eren'le başlamış Ümit Hoca. Evet. Demek ki yine belirli futbol elindeki futbolcuları belirli mevkilerde deneyerek ileride oluşabilecek boşluklarda futbolcuların oynama kapasitelerini hala da denediğini görüyoruz. Yani test ettiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi İvaşa'nın ilk golde topa yönelik müdahalesi olsaydı belki o golü yemeyebilirdik. Evet. Çıkmasaydı da. Ama evet, çıkmasaydı da yenilmeyebilirdi belki ama işte diyorum ya, o anki refleks, çünkü biz hakemlikte de öyleydik.
Yani evet. O an karar vereceksiniz. Anlık, anlık bir karar. Onun için tezahür. Yani bu hatayı bu hafta mesela Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan bile yaptı yani. Evet. Hatalı çıkış, yani ikinci golü. Evet. Çünkü o nedenle bu gibi hareketlerde normal karşılamak lazım. Önemli olan işte dediğim gibi, başta da söyledim. Önemli olan bu gibi hatalardan sonra mağlup duruma düştükten sonra takımın kazanma isteğinin kaybetmemesi. Bu artı bir özellik Elazspor için. 90 dakika boyunca hakikaten etkin bir mücadele verdi. Hatta dediğiniz gibi birkaç net pozisyonlar elde etti. Evet. Ama bu net pozisyonları değerlendirememesi neticesinde beraberlik döndük. Buna da şükür demek lazım. Gelecek haftaya daha iyi sonuç alırsak daha bizim için lider daha iyi bir konuma getirecek, evet, diye düşünüyoruz. 2 puan, 2 basamak geriledik ama o arada gidip geliyoruz böyle 6-7-8 üçgeninde o. Yani ortamda beklenen hedeflere de yavaş yavaş ulaşıyoruz. Yani şu anda 16 maçtayız. Daha geriye, evet, 6 maçımız var. Buradan da alabileceğimiz puanlar bizim ilk devreyi istediğimiz bir puan seviyesine kapatmamızı sağlayacak. Evet. Evet. Şimdi Denizlispor, Elazspor her ne kadar 3 puan desek de sonuçta deplasman maçı. Yani evet. Denizlispor'da belli bir mukavemet ya da mücadele ruhunu yansıtabilen bir takım. Hani her ne kadar iyi oynamasa da, her ne kadar futbolunu beğenmesek de yaş olarak da tecrübeli oyunculara sahipler. Yani Bülent Ertuğrul olsun, Mustafa Keçeli, gerçi bu maçta hocası kesmişti. Emrah Bozkurt'un Erciyes'ten tanıyoruz. Genkov yine öndeki oyuncuları çok tecrübeli bir oyuncu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Denizlispor 4-2-3-1 sistemiyle oynadı. Evet. Elazığspor da 4-4-1-1, yani klasik Ümit Hoca'nın oturtmak istediği sistem. Erhan Hocam da bahsettiği gibi 3 tane baktığımız zaman oyuncu değişikliği var. Sarı kart cezalısı olan Eren geri döndü. Atilla'yı yine hücum hattındaki arayışta Ümit Hoca monte etti. Artı İveş'e geri döndü. Şimdi şöyle baktığımız zaman Elazspor Denizli deplasmanında 3 puan ararken bu 3 puanı nasıl arayacağımız yönünde bir yöntem sorunumuz vardı. Yani tamam biz 3 puan arıyoruz ama bu 3 puanı hangi metotla kazanacağız? Yani pas, evet, oyunuyla mı ya da kontra atakla mı ya da rakibi orada hapsederek oyunu kabullendirerek mi? Hani bu konuda biraz oyun da şöyle, özellikle ilk yarı top hep ortada oldu. Yani kuru mücadelenin olduğu, daha çok karambol pozisyonlarının olduğu, yani iki tarafında oyun formatını oyuna aksettiremediği bir oyun düzeni oldu. Ve Denizlispor'da iki tane dikkatimi çeken bir şey var. Bir, kalecisi İsmail mutlak net pozisyonlarda, yani değişik bireysel hislerini kullanarak çok önemli müdahaleler yaptı. Artı 8. dakikada bulduğu bir pozisyonu değerlendiremeyen Genco, 48'de bitiriciliğini kullanarak takımını kötü de oynasa, iyi olmayan bir takım da olsa Genco burada takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Yani bu hani bireysel özelliğini kullanarak, takım oyunu değil. Evet. Elazspor'a da baktığımız zaman Elazspor da özellikle maçın başında çok önemli pozisyonlar yakaladık. Cavit ve Onur'un, Cavit'in iki tane, Atilla'nın yine Onur ve Cavit'in araya bıraktığı pozisyonlarda santfor hislerini kullanıp topun kendine geldiğini hissedebilse karşı karşıya kalacak. Yani burada forvet oyuncularımızın tecrübesizliğinin de sorunu var. Yani ben Atilla'nın hani önceki maçlarda hani mücadele konusunda hiçbir oyuncumuza bir şey deme şeyimiz yok, lüksümüz yok. Evet. Ruhlarını yansıtıyorlar, mücadele ediyorlar, istiyorlar. Fakat bu son vuruşlar, son vuruş ve bitiricilik, evet, anlamda. Yani bireysel o örnek veriyorum. Yani Atilla'dan örnek verdim. Mesela Cavit'in araya bıraktı. Bir de Onur'un bıraktığı arka arkaya iki tane pozisyon var. Orada Atilla santfor olarak santfor hislerini kullanıp topun kendine geldiğini hissedebilse karşı karşıya kalacak. Geç hareketlendi biraz orada. Bunun gibi Cavit'in yine önüne düşen bir plase topu değerlendiremediği pozisyon var. Bunları değerlendiremedik ilk yarı. İkinci yarıya baktığımız zaman ikinci yarı Ümit Hoca şöyle bir değişiklik yaptı. Atilla'yı çıkararak Berk hamlesini yaptı. Bu
Evet. Son derece olumlu bir değişiklikti. Ben Ümit Hoca'yı da yine 2 haftadır oyuncu değişikliklerinde son derece doğru isabette bulunuyor. Berk'i alarak sistemde şöyle bir değişiklik oldu. Cavit'i en öne attık. Arkasına Çakır'ı, Berk'i de Çakır'ın yerine sağ açığa attık. Burada 46. dakikada. Daha sonra Onur 53. dakikada çıktı. Oraya da Cavit'i attık. Murat Tosun'u Cavit'in yerine attık. Yani Ümit Hoca burada hücumsal varyasyonları denedi. Hani skoru üretme adına bir antrenörün yapacağı bütün işleri yaptı yani. Yani Ümit Hoca da bu ön tarafın üretkenlik konusunda takımın sıkıntıda olduğunu biliyor. Yani fakat eldeki malzemeye göre, evet, elimizdeki malzemeyi kullanma yöntemi bu şekil yani. Dikkat ederseniz şeyi denedik, Murat Tosun'u denedik. Orada Kangele'den sonraki dönem süreçten bahsediyorum. Murat Tosun'u denedik. Orada Umut Utku'yu da denedik geçen hafta olduğu gibi. Artı Cavit'i öne atıyor, arkaya atıyor, işte sola atıyor. Ümit Hoca bir şekilde arayışta yani takımı hücumsal. Murat Kayalı bayağı çıktı pozisyonlardan. Murat Kayalı'nın birkaç tane pozisyonu oldu, değerlendiremedi ama en sonunda 85. dakikada değerlendi. Evet. Yani şeye yardımcı olma adına, forvete. Kesinlikle bizim bu orta alanda, yani biz santrafor oyuncularını eleştiriyoruz fakat eleştiri derken beceriksizlik ya da pozisyona girememe konusunda, üretkenlik konusunda eleştiriyoruz. Fakat Elazspor şöyle bir gerçek de var. Yani bizim Çakır'ı alıyorum bir kenara. Orta saha oyuncuların hücuma katkı koyacak bir tane oyuncumuz yok. Spor. Evet. Yani Çakır'ın dışında hücumsal özellikleri olan ya da orta saha özellikli santrafor oyuncusu ya da gol arayan bir oyuncumuz yok. Ama Murat Kayalı gerçekten büyük özveriyle oynuyor. Yani gerçekten iyi mücadele ediyor. Fakat Murat Kayalı'nın da bu maçta çok ciddi pas hataları vardı. Yani bizim orta alanda çıkarken özellikle tam rakibi yakaladığımız anda pas hataları gerçekleştiriyoruz. Yani burada mesela ben Birol'un bu hafta biraz daha savunma arkasına attığı toplara şahit olduk önceki maçlara oranla. Yani biraz daha hücuma katıldık. Biraz daha iyi organize olabilirsek, biraz daha rakip oyunumuzu kabul ettirme konusunda biraz daha bilinçli, ceza sahası önünde üçüncü bölgede dediğimiz kısırlık yaşadığımız bölgede biraz daha motivasyonumuzu ve konsantremizi biraz daha iyi tutarsak ileriki maçlarda daha iyi sonuçlar alabileceğimizi ben düşünüyorum. Yani istatistiklere baktığımız zaman toplam şut 11 şut atmışız Yusuf abi. Evet. Burada 6 tane rakip 6 tane atmış. Onların bir tane kaleyi bulan şutu var, gol olmuş. Yani Genkov'un pozisyonu, tek pozisyonları var, gol oldu. Yani bilinçli geldiler, sağdan Muhammed getirdi, evet, iyi kesti. Yani oyun golüydü. Bizim kaleyi bulan 4 şutumuz var, yani net diyebileceğimiz. Direkten dönen 2 pozisyonumuz var. Bu direkten dönen pozisyonlara da ben şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Yani bizim biri Birol'un uzaktan attığı bir şuta Murat kafayla dokundu. Kaleciğin yön şaşırtması yapmak istedi. Bu direkten döndü. İkinci pozisyonumuz da rakibin topu uzaklaştırmak isterken bizim Murat Tosun'un kafasına çarpıp direkten dönen bir pozisyon. Yani biz burada herhangi bir üretkenliğimiz söz konusu değil. Yani ben bu anlamda bizim bir şanssız olduğumuzu düşünüyorum ama şanslı da olduğumuzu düşünüyorum. Yani böyle bu tür spontane, zaten golümüz de İsmail ve Erçağ'ın birlikte topa çıkışından, rakibin bireysel hatasından Murat'ın önüne düşüp vurduğu bir gol. Yani şöyle bir genelledik. Ben burada biz her ne kadar oynadığımız Denizlispor'a göre hücumsal olarak yakaladığımız pozisyonların fazla olması hasebiyle 3 puanı kaçırdığımızı düşünsek de işin bir de değişik boyutu var. 1 puanı 85'te aldık yani. Evet. Yani 3 puan isterken 1 puanla yetinmek sevindirici olan taraf oldu. Mesela örnek veriyorum, bizim bir şeyimiz de altımızdaki Albino, Samsun, Bolu gibi takımların kazanamamış olması. Yani evet, bunlardan biri kazanmış olsaydı bir sıralama daha düşüyorduk. Düşüyorduk, evet, doğru. Bir de şöyle bir kaybımız var. Üst taraf da puan kaybetti. Yani Elazspor'un şanssızlığı da üst, evet, taraf puan kaybetti. Kazanmış da olsak bir basamak yukarıda olacaktık. 18 puanımız olacaktı. Artı
Beşinci sırada mı? Altıncı sırada olacak. İkinci sıradaki Kayseri ile aramızda sadece 5 puan olacaktı. Şimdi ondan bahsediyorum işte. Yani evet. Kayseri Spor ve Antalya Spor'un puan kaybettiği bir maçta haftada yani biz de galip gelseydik çok daha iyi olurdu. İlk 2 ya da ilk 5 şans. 4 puan pardon aramızda 4 puanlık kalıyordu. Yani evet. Çok ciddi 4 puana düşürmüş oluyorduk. Yani ilk hedefimizin ilk 2 hedefi olabilirdi. Olabilirdi. Yani yine olacak yani olacaktır inşallah da. Hani bu tür maçları özellikle şimdi rakibimiz Denizli. Yani ligin kötü takımlarında ki iyi oynamasın. Yani o pozisyonları da değerlendirebilsen, buradan 3 puanla ayrılabilsen önümüzdeki haftalara hem moral motivasyon anlamında. Şimdi bizim kaç maç oynadık? Buca, Altınordu, Denizli, Giresun. Yani baktığımız zaman ligin alt sıralarında olan ekipler. Biz bu 4 maçtan en kötü 9 puan çıkarmalıydık ya da 7 puan çıkarmalıydık. Yani en az bu 2 galibiyet almalıydık yani. Çünkü bizim önümüzde fikstür olarak zor maçlar var. Son haftalarda Osmanlı, Kayseri, Antalya Spor. Kayseri maçı var. Antalya var. Albino, Alanya var. Alanya'da kötü gidiyor. Yani o Buran'dan çıkma maçı içeride Diresu maçından sonra Alanya'la içeride onlar da deplasmanda oynayacağız. Şimdi Alanya bütün şeyini o maça koyacak. Niye? Çünkü üst taraftan koptu. Kredisi bitti. Evet. 4 maç üst üste kaybetti Alanya. Bizim Elazspor'a gelip yani patlama dediğimiz ya da şeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Ki altı parmakla yeniden parmakla görevden istifa etti. Hayata dönüş diyelim evet. Evet yeniden hayata dönüşü Elazspor maçında arayacak. Bizim için deplasman zor bir maç. Taraftarı da geliyor maça. Biz bu maçlardan değerlendirebilmeliydik yani en azından bu son Denizli maçını. Şimdi bu şekil olunca içerideki Giresun maçı da Giresun Denizli'ye göre daha iyi bir takım. Ahmet abi hocam bunu yapamamızın tek sebebi Elazspor'un baştan iyi sezona hazırlanamamasıdır bana göre. Öyle değil mi hocam? Yani bu koordinasyonu, bu yeterli antrenman performansını, takım içerisindeki uyumu biz o dönemlerde yakalayabilseydik sezon başladıktan sonra bu başarı olurdu. Biz ne yaptık? Yani en azından 4-5 puan daha üzerine kurduk. Şu anda ikinci sırada olabilirdik. Ne yaptık? Biz bu havayı maçlar oynandıkça kazandık. Kazandık evet. Anlatabildim mi? Yani inşallah yani dediği gibi Ahmet Hoca'nın üzülüyoruz. Hakikaten kazanabilecek maçlar ve fırsatı değerlendirebilecek, kaçırmayacak maçlar ama ne yaparsınız? Futbol işte. Bazen acımasız oluyor. Bir anda bir gol yiyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz galip duruma geliyorsunuz. Evet. Futbolun kuralı böyle. İkinci devre daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Yani bu böyle giderse. Evet. Dilerseniz bir maçın özetine gidelim. Bakayım uzak gözlüklerimi takayım. Kim var rejide? Mehmet el kaldırdı. Gürkan Sayın orada. Evet Melike de orada. Evet. Tüm arkadaşlarımız orada. Bir maçın özetini izleyelim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Mücadele Denizli Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor. Mehmet Cansın Çiçek. 22 yaşında Gençler Birliği'nden kiralık genç oyuncu 2 golü var bu sezon. Himmet hareketlendi. Himmet, Emrah ortada. Himmet şimdi çekti topu. Emrah Bozkurt ceza sahasındaki tek isim ortaya doğru göndermek istedi. Burak'tan önce savunmaya çarpan top. Elazığ Sporlu oyuncular kazandı. Atilla'nın ayağından seken topu da Burak Karaduman. Şans bulmuştu ceza sahası. Genkov ortaya çevirdi. Himmet yetişemedi savunma. Uzaklaştırıyor Murat. Kalkanla taç Denizli Spor'un. Uzak noktaya doğru İveşa çıktı. Elinden kaçırdı. Hakem oyunu durduruyor. Serbest vuruşlu oyun sürecek. Bülent Ertuğrul'un bu hareketi faul. Offside yok topu hızlı İveşa. Serbest vuruş kullanılacak. Burak bıraktı. Orta ceza sahası içine. Kafa vuruşu dışarıya. Mehmet Cansın Çiçek savunmadan çıktı.
Birol Hikmet uzaklardan vuruş. Etkili değil. İsmail de kaldı. Murat Kayalı. Onur'dan pas. Atilla hareketlendi. İsmail çıktı. İsmail Şahmalı. Boşta kalan top. Elle oynama kararı var. Mehmet Çakır bıraktı. Fabio Bilica vurdu dışarıya. 18'de fakat bu sezon henüz şans bulamadı. Geçen sezon 30 maç oynadı genç oyuncu. 22 yaşında. İsmail'in vuruşu bu arada Atilla'ya çarptı. Oyun alanının dışına çıktı. Çok ilginç bir an olabilirdi Elazığ Spor adına. Yine Himmet savunmanın arkasına koştu. Himmet dokunmak istedi İveşa. Çok iyi kapattı İveşa açığı. Vanya İveşa tehlikeyi sezdi. Gole izin vermedi. Geriye döndü Birol. Birol'dan pas. Mehmet Çakır. Murat Kayalı. Atilla. Atilla açtı ayağından. Bu arada ters pas. Şut şansı. Murat dışarıya. Out. İlk yarıda artık son düdüğü bekliyoruz. Gözler hakemde. Hakan Ceylan elini kaldırıyor. İlk 45 dakika tamamlandı diyor Hakan Ceylan. İlk veriden pas. Himmet. Sekti top. Himmet hareketlendi. Genkov ceza sahasında. Himmet kesti ortayı. Genkov ve topu alana gidiyor. 48. dakika. Denizli Spor 1-0 öne geçiyor. Denizli Spor önde. Genkov asisti yapan Himmet'i böyle kutluyor. Tekrar izliyoruz. İşte savunmanın arkasına gönderilen top. Böyle bıraktı. Vücut hareketiyle rakibinden sıyrıldı Himmet. Baktı ceza sahasına. Genkov'a pası. İveşa öne çıktı. Genkov'un vuruşu direğe çarpıp ağlara gidiyor. Genkov'un golü. Bu sezon 3. golü. Kesinde offside kararı var. İlk pozisyonda yardımcı hakem ısrarla bayrağını kaldırdı. Acaba dışarıdan mı çevrildi? Kale vuruşu kullanılıyor. Evet. Topun dışarıdan çevrildiğini işaret etti hakemler. İşte burada Mehmet Çakır'ın topu ortaya çevirdiği anda topun tamamının çizgiyi terk ettiği görüşü. Mehmet. İzzet. Savunmanın arkasına hareketlenen Berk var. Mehmet Cansın bırakmadı topu. Döndü kaleci İsmail'e. Cavit'in baskısı İsmail. Yüksek top Bülent Ertuğrul'u açtı. Birol. Mehmet Çakır geldi. Mehmet Çakır yerden pası etkili noktaya. Cavit İman verdiye vurdurmadı. Savunma ters vuruş. Karambol anı. Top dışarıya gidiyor. Korner. Çok ilginç pozisyon. Denizli Spor. Az önceki sarı kart Gökhan'a değil Himmet'e çıkmış. Himmet düdükten sonra topa vurduğu için sarı kartı gördü. 72. dakikada Mert Çakar oyuna giriyor. İlk yarıda ifade etmiştik. Sezonun ilk maçında sakatlığından dolayı kadroda değildi. Ondan sonraki tüm maçlarda 18'deydi ama hiç forma şansı bulamamıştı. Bu maçta ilk kez bu sezon oyuna giriyor Mert Çakar. 1992 doğumlu genç bir isim. Bir oyuncu değişikliği daha var. Veli Acar kenara alınıyor. Veli Erçağ Evirgen oyunda. Mert ön libero'da. Burak'ın yanında oynayacak. Erça bakın forvet arkası gibi mi oynayacak? Burada birazdan göreceğiz. Serbest vuruş. Mehmet Çakır, Birol Hikmet topun başında. Mehmet Çakır geldi vuruşu dışarıya. Yine köşe vuruşunu. 6 oyuncu var ceza sahasında. 7 oldu Elazığ Sporlu. Birol kullandı. İsmail elinden kaçırdı. Boşta kalan top gol geldi. Elazığ Spor golü buluyor. Murat Kayalı'nın Elazığ Spor taraftarları da görüntüye geldi. Murat Kayalı topu ağlara gönderiyor. İşte gol. İsmail'in uzaklaştıramadığı top. Erça İsmail ikilisi aynı topa yükseldiler. İsmail elinden kaçırdı. Murat topu ağlara gönderdi. Birbiri keşlik var. 85. dakikada bu golle beraberliği yakalıyor Elazığ Spor.
elle kontrol. Cavit İmam Verdiyev serbest vuruş. İsmail kullanacak serbest vuruşu. Uzun pas ileriye doğru. Genkov ikinci hamle. Burak Karaduman ceza sahası içi döndü, vurdu, out. Top Cem'den önce Murat Tosun. Murat Kayalı sıyrıldı rakiplerinden. Murat Kayalı. Murat'ın pası Mehmet Çakır'dan önce ayak koyan Gökhan oldu. Erçağ çıkmak istiyor. Berk Yıldız geldi, pozisyonunu bozdu. İzzet. Erçağ'ın baskısı var. İzzet'ten pas Berk'e. Gökhan Dinçer, Berk mücadelesi, oyun sürüyor. Berk Yıldız'dan Cavit İmam verdi Bey'e. Cavit aldı topu. Murat Tosun ceza sahasında. Murat Kalkan da hata destek verdi. Murat Tosun yerde, gözler hakemde. Murat düştü, kalktı. Topun kontrolü onda, hayır. İsmail aldı topu. İveş'e kullanacak. Elle oynama sonrasında serbest vuruşu. Bilika sektirdi. Murat Tosun bıraktı. İsmail çıktı, aldı. Hakem oyunu durduruyor ve 90 dakika tamamlandı diyor Hakan Ceylan. 1-1'lik eşitlikle sona eriyor maç. İzleyenler maçın geniş özetini izledik. Bir enteresan bir olay da 4 dakika uzatma verdiler. 6. dakikaydı değil mi? Bitirdi, evet. 6. uzatma dakikasında maçı sona erdi. Evet. Hakem Hakan Ceylan, ben zaten tutmuyordum. Aslında burada bizim bir maçımıza görevliydi o. Ya da ben genelde 5. hakem falan olarak görev yapmış incelediğimde. Hakemle ilgili görüşlerinizi alacağım. Bu hafta kamuoyunda da, yani genel köşe yazarlarında da bizim hakemin iyi olduğu, evet, ifade ediliyor. Yani sonuca etmedi ama bazen enteresan böyle kararlar da oldu yani. Yani hocam, yani sonuçta mesela Bilika'ya bir sarı kart gösterdi. Evet, o saçmaydı. Tamamen, evet, hiç alakası yok yani. Bilika da şaşırdı. Yani oyunu direkt etkileyecek herhangi bir şeyi yoktu Yusuf abi, ama böyle yani takdir haklarını bazen takdir haklarında yanlış uygulamalar, evet, oluyor. Hı, zaman. Birinci ligde de, Süper Lig'de de oluyor yani bu şeyler, profesyonel daha maç tecrübesi olan hakemlerde de kaynaklanıyor. Bunları da artık normal karşılamak. Yani önemli olan sonucu etkilememesi. Evet, 90 dakika boyunca karşılaşmanın hakemi iyi bir performans gösterdi bana göre. Evet. Sen de Resul Ezen. Hakemle ilgili herhangi söyleyecek pek bir şey yok Yusuf abi. Yani normal hata yapılsa dahi normal hakem hataları, yani takdir hakları ya da diyelim. Yani öyle herhangi bir sonuca tesir edecek ya da oyunu etkileyecek herhangi bir şey sezemedim. Mesela yan hakemlerin çok iyi yakaladığı offside pozisyonlar vardı. Ben yan hakemleri beğendim yani. Hı. Çok ince offside'lar falan yakaladı yani. Evet. Herhangi bir problem yok. Evet, teşekkür ediyorum. Maçla ilgili oyuncu değişikliklerinden biraz bahsetmiştik. Hoca daha önce de sürekli belirtiyorum. İleride bir arayış içerisinde. Mesela evet, geçen hafta işte Umut Utku'yla başlaması, bu hafta Atilla'yla başlaması. Evet. İleride bir arayış içerisinde ve ikinci 45 dakikada iki haftadır kadroda olmayan Berk'i oyuna alması. Evet. Berk'in de yakalamış olduğu aslında bir pozisyon var da değerlendiremedi. Net bir kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Maçın son bölümlerinde 80'di galiba. İşte geçen hafta Utku'nun yaşadığı heyecanın ve maç tecrübesizliğinin bu sefer yaşadı. Yani neydi? Berk yaşadı. Hı. Yani bu normal hocam. Bunlar şimdi böyle... Bir de şöyle bir şey var Yusuf abim. Yani şimdi Berk tamam genç, 19-20 yaşlarında bir arkadaşımız. Yani PDT 1. Ligi'de de çok tecrübesi olmayan bir oyuncumuz. Fakat şimdi Ümit Hoca'nın biz her ne kadar Ümit Hoca'nın değişikliklerinin doğru olduğunu ya da Ümit Hoca'nın değişikliklerinin işte oyunu hamlelerinin takdir ediyoruz. Fakat şöyle de bir Ümit Hoca'nı eleştirmek istiyorum. Şimdi Berk 2 hafta kadroya girememiş. Bu hafta getirip direkt 11'e atılıyor.
Bu bir. Artı 11 atmadı. Sonradan özür dilerim. Oyunda şans verdi. Uzun bir süre şans verdi. Yani 45 dakikalık. 45 dakika. Evet. Artı bir hafta ön taraf için söylüyorum. Bir hafta Atilla oynuyor. Bir hafta Murat Tosun oynuyor. Bir hafta Umut Utku oynuyor. Cavit yer değişiyor. O arkaya geçiyor. Yani böyle sürekli bir arayış diyoruz ama fakat bu ön tarafın istikrarı anlamında sıkıntı oluşturuyor. Evet. Yani burada en döneli, en antrenmanlarda da tabii hafta içindeki performanslarını da göze alarak ki bu değişikliğin büyük sebebinin de hafta içindeki sporcuların performansı olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Fakat şöyle de bir şey var yani bu ön tarafta bizim sporcularda ısrar etmemiz lazım. Yani biz şimdi Berk'i oyuna alıyoruz, şapkadan tavşan çıkarmasını bekliyoruz. Yani iki hafta kadroya girmemiş bir oyuncuyu sonradan atarak biz istikrarını yakalayamayız. Ya da bunun hocanın maç tempos... herhalde felsefesi şu, genelde bunu da izah ediyor. Diyor ki ben yedek oyuncularımı da mesela 27 mi kadrom, onların birçoğunu da hazır tutayım. Bana lazım olduğunda oyuna atayım. Ama işte o arada maç eksiklikleri olunca bu özellikle bu genç futbolcuların... Tabii ki yani bir... sıkıntı oluyor. Tabii ki iki hafta... Mesela Murat Tosun'u geçen hafta şeyde göremedik, yoktu. Yoktu. İlk 18'de. Bu hafta bakıyorsun gene o da 18 içerisinde. Bu gibi durumlar var. Şimdi ben yani bunu bilimsel olarak koyuyorum. Mesela bir sporcuyu bir hafta oynatıp bir hafta oynamamak onun hem fiziksel anlamda hem mental anlamda oyuna tutunma motivasyon açısından büyük riskler yani. Şimdi Atilla bir hafta oynuyor ya da Murat Tosun bir hafta oynuyor, diğer hafta oynamıyor. Yani bir sporcu bir hafta kötü oynasın, ikinci hafta da oynasın, yalnız ısrar eder mi yani biraz? Hatırlatayım sevgili Ahmet, bu evet. Gençleri bazen hoca şeye gönderiyor, altyapı maçları var ya. A2'de maç eksikliğini kapatması için evet. Gençler ama... Ama oradaki maç tecrübesiyle, seviye maç seviyesiyle evet, FTT birinci farklı yani. Şimdi ben bir de mesela... kadroya giremeyen oyuncuların A2'de kullanılması ile ilgili buradan bu seviyeden o giden bir oyuncunun A2'de sadece bedenen sahada olduğunu düşünüyorum. Yani motivasyonel ki anlamda yaşamıştı ya o konuda. Ömer de bunu yaşadı. Yani o nedenle ceza verdi. Çıta yükseltmiş bir sporcu ya da evet. Daha tecrübeli hep bu ligde oynamış, bu antrenman ortamında, bu antrenör bu statta oynayan, o maç deneyimini yaşayan bir oyuncuyu alt lige gönderip ne kadar motivasyonunu sağlayabilirsiniz? Evet. Ya da ne derece verimli olabilir? Tamam, fiziksel anlamda koşar eder, belki fiziksel olarak hazır kalabilir. Fakat ya mental açıdan, motivasyonel açıdan oyuna bile tutunmaz yani. Doğru, ben de Ahmet Hocam'a yani, katılıyorum. Yani bir iki sporcuların bir iki karşılaşmada ısrar edilmesi ve o tecrübesini kazanması yani gerekiyor. Yani bu Noyan olabilir, evet. Murat Tosun olabilir, Atilla olabilir. Ön tarafta evet. Şu an Ümit Hocam'ın elinde geniş bir malzeme yok. Biz evet. Ümit Hocam burada hakkını veriyoruz. Noyan da şu anda yok. Yani Noyan da yok. 18'de de yok. Yok, yok. Noyan da yok. Yani bu da bir enteresan bir durum. Yani bilmiyorum. Ciddi bir sakatlığı falan var acaba? Kaç haftadır o da yok. Şimdi biz savunma dörtlüsünü nasıl oturttuk Spor'a? Israr ederek yani. Israr evet. Ettik. Ve oturdu. Yani bir şeylerin oturması da zaman alıyor. Orta yani. Sahada yavaş yavaş oturuyor. Tabii yani şimdi bizim... isimler üzerinde. Bizim bir rol ben Murat Kaya'yla ön taraftaki oyunculara her hafta farklı bir oyuncu. Yani birbirlerinin özelliklerini tanıma konusunda şimdi maç şeyi farklıdır. Her ne kadar idmanda birlikte oynasalar da maçtaki o aklimite önemlidir. Örnek vereyim. Burada Akhisar'ın Bilal ve şey ön taraftaki Gekas. Evet. Gekas'ın 9 golü var. Arkasında Bilal gibi birbirini tanıyan. Gekas'ı çok iyi tanıyor. Nereye kaçacağını biliyor. Koşacağını biliyor. Evet. Oturtmuşlar adamlar. Yani Bilal kaldırıyor, aradan atıyor, sağa veriyor. 9 golün baktığımız zaman dün inceledim ben. 7 asistini Bilal yapmış. Yani baktığımız zaman. Bizde orta saha oyuncularının ön tarafta aklimite olacağı bir isimde ısrarcı olmamız lazım. Yani bu sık sık değişiklikler hiçbir oyuncunun verimli olmasını sağlamıyor. Bence bu hafta ben İmam Erdiyev'i daha Gekas'ın Kangela'nın yerini doldurabilecek bir özelliğe sahip olabileceğini gördüm, hissettim. Yani bu hafta gördüm, zaten bu hafta. Şeyde oynadı. Aslında o konuda bir Murat Tosun haftalar... oyuna girene kadar o öndeydi. Murat Tosun girince sola geçti onun evet. Yerine. Evet. Yani o özellikle gol pozisyonunu, golünü yaratılması noktasında verdiği pas ve top, evet. Forvette top tutma
Yani kan gelen var. Yerini doldurabilme şansın olabilir yani. Asistlerde özelliği var. Hem fizik açısından da iyi durumda. Yani değerlendirilebilir. Yani o noktada kan gelenin yerini ne kadar kapatır meçhul ama yani bizi taşıyabilir ama. Şimdi Erhan Hocam dediklerine katılmakla birlikte şimdi Cavit direkt nokta golcü değil. Yani böyle aldığı pozisyonları değerlendirebilecek ya da nokta vuracak böyle geldi mesela Genco bir tane geldi kullandı yani işte. Evet. Şeyin oyuncusu Denizlispor'un oyuncusu. Şimdi bizim o bölgede bir uçta son vuruşları iyi olabilen yani gelen pozisyonu az gelebilir çok önemli değil. Gelen pozisyonu bir şekilde değerlendirebilse şimdi Cavit'e şöyle baktığımız zaman yani ben Cavit'i biraz da çaresiz hissediyorum yani burada. Yani evet. Alıyor, veriyor, tutuyor. İşte sırtı dönük oynamaya çalışıyor arkadaşlarına. Servis de yapmaya çalışıyor, asist de yapmaya çalışabiliyor. Fakat burada mesela ben Cavit'i asist özelliği var tamam dedik de son vuruş özelliği yok. Bize burada nokta vuruş yapabilecek oyuncu lazım. Yani burada yani bizim tek sorumuz Kangela'nın o eşinin vefat olayıyla birlikte takımdan uzaklaşması. Yani Kangela'mız olsaydı biz ön tarafı sisteme oturtmuştuk. Ve evet. Atilla Noyan ve Murat'la birini değerlendirerek sonradan değerlendirebilerek Ümit Hoca'ya bir alternatif olurdu. Fakat biz ön tarafta istikrarı sağlayamamamızın nedeni de çok oynanması. Yani bir ön tarafla çok oynanıyor. Yani şimdi Berk'i de mesela Berk'in iyi oynadı yani. Ben Berk'in istekli oluşu orada fiziksel olarak gidip gelmesi genç dinamik özellikten kaynaklanıyor. Yani biz şöyle bir alternatif de üretebiliriz. Biz madem bu önde problem yaşıyoruz, biz Çakır'ı Cavit'in yani forvet arkası oraya alıp Cavit'i öne atıp sağ tarafa bir alternatif de ya belki koyabiliriz yani monte edebiliriz. Ümit Hoca bu seçeneği düşünür mü bilmiyorum. Yani bizim Erkin biraz savunma sında sıkıntı olduğu için yanılmıyorsam biraz daha ikili oynayan futbolcu evet. tercihi yapıyor. Geri dönüşlerinde sıkıntı var yani topsuz oyun evet. dediğimiz oyun. Şimdi bir de artı şimdi Onur Onur diyoruz. Onur'un iyi niyetinden, isteğinden, çalışkanlığından zerre kadar şüphemiz yok. Fakat hücumsal olarak baktığımız zaman hücuma herhangi bir katkısı yok. Yani bu önde oyuncuların oynayan oyuncuların veriminin düşmesine sebep oluyor. Yani bu soldan getirilen herhangi bir top ya da bunlara yapılan bir ara top ya da bir kanat organizasyonu yani bu oyuncular top da alamıyor. Biz Atilla'yı eleştiriyoruz, Cavit'i hani eleştiriyoruz fakat top taşıma konusunda bir Çakır var. Bir de Birol'un savunmanın arkasına attığı toplar var. Murat Kayalı bu maç biraz hücum hattına destek verdi özveriyle. Şimdi biz Onur'dan sol ön olmaz yani bunu açıkça söyleyelim. Bek'te kullanırsa verimli olur. Ama orada da iyi bir Murat Kalkan var. Evet. Murat Kalkan da orada oturdu. Şimdi Onur oturması gerekiyorsa oturacak yani. Artı buraya da bir seçenek yaratmamız lazım. Yani sol önde hücum özellikleri iyi olabilen, kanat organizasyonu sürpriz çıkışlar yapabilen, iyi ortalar kesebilen bir oyuncu bulursak sonuca gitme konusunda daha verimli olabiliriz. Evet. Yani belki ilk devre bu arayışlar sürebilir. Bu şans Elazığspor için olabilir ama ikinci devre artık Ümit Hoca'nın ideal bir 11'inin iskelet bir 11. olması evet. şart. Birkaç takviye ile birlikte zaten onu da söylüyor. Yani takviye evet. yapılmadığını düşünelim. Yani evet. Öyle bir varsayalım. Yani ideal 11'in olması yani lazım. Yani Ümit Hoca'ya da burada belki haksızlık yapmayalım ama şimdi kadro genişliği de dar. Yani eldeki mevcut kaynaklarla üretebileceği sporcu bu. Yani Onur'u burada evet. Ümit Hoca bence seçenek olarak kullanmıyor. Mecburiyetten kullanıyor. O ayrı mesele ama sistemimizin sorunları çok defansif, yok çok hücumu düşünmeyen ya da hücum altyapısı olmayan oyuncular. Evet. Yani biz sadece Cavit'te ya da Atilla'dan ön taraftan şey istiyoruz. Sonuç üretmesi. Hocam yani bir şey var, şu var. Şimdi şampiyonluk hedeflenmeyen bir takım var değil mi sezona başlarken karşılaşmalara bakarken. Kümede kalalım. Yani kümede İnter. Kalalım diye beklenti bir planlama beklenti var. Yani mevcut eldeki kadro da ortada. Yani çok fazla aslında ben zaman biz bazen eleştirdiğimizde takımı bazen zorluyor muyuz? Yani şimdi mevcut kadroları yetiştirip ilk devre alabildiğimiz hani zaten Ümit Hoca'da açıklıyor yani 20 22 25 puan almayı hedefliyoruz. Yani bu kadrolarla ilk devre
bu futbolculara bir tecrübe kazandırıp ideal 11'i oluşturmak daha mantıklı değil mi? Yani şimdi Uvaraj'ı da biraz haklı bulmak lazım. Doğru. Şunu söyleyeyim. İşte biz hani program başında bahsettik ya, geç kaldık. Hı hı. Onlardan kaynaklanan tabii, bizim tabii, sıkıntımız yani sıkıntılar var. Yoksa, var yani. Kadronun %80'i hakikaten bu ligin bence en iyi isimlerinden biri yani. Geçen hoca da bahsetti. Mesela bir Bilika'nın Süper Lig'de olması gerekiyor. Bir Eren Aydın'ın Süper Lig'de olması gerekiyor. Ben onlara Mehmet Çakır ve Kangela'yı da katıyorum. Evet. Yani bizim kadromuz çok kötü değil. Kötü değil yani. Onların arasına işte bu gençleri de motive etmemiz gerekiyor. Orada biraz sıkıntılarımız var. Sevgili Önder de yazmış, ben de bunu bahsedecektim. Demiş ki Önder Şerefoğlu, İyi yayınlar. Bu haftaki maç zorlu geçecektir. Çünkü Giresun, Altınordu ve Denizli'den daha iyi bir takım. Evet. Siz de katılıyor musunuz demiş bana. Ki istatistiklerde de ben akşam dün köşe yazarken baktım. Şu anda 9 gol atmış, 10 gol yemiş. Yani bu yediği gol herhalde 3 takımdan sonra 4. en şimdi az gol var, yiyen takım. Şimdi şey var, hocam, istatistiğe baktığınızda Giresunspor fikstürde puan cetvelinde en az atan gol takım. En az gol yiyen takım. Yani yok, 7 puanla Urfa var ama ikinci gol yiyen takım. Evet. Şimdi puan şeyine baktığınızda 7 puan, 7 beraberlik alan bir takım. Yani beraberlik özelliği daha ön planda olan bir takım. Doğru. Hocamın söylediği doğru. Yani Giresunspor beraberlik. Hani biz Altınordu'da da öyle korkuyorduk. Evet. Altınordu da buraya geldiğinde beraberlik takımı takım diyorduk. Evet. İlk hedefi beraberlik, sonra gol galibiyetti. Giresunspor'da böyle olabilir yani. Şimdi gol atması, az gol yemesi bizim aslında bir avantaj. Demek ki gol pozisyonlarında etkili bir oyun anlayışları olmadığı ortaya çıkar, tablosu ortaya çıkar. Bu bizim için avantaj. Ortada bir maç ama ben bu hafta Elazığspor'u favori görebilirim. Evet. Bu konuda sevgili Ahmet, senin görüşlerini de alayım. Ben Önder Bey'in görüşüne kesinlikle katılıyorum. Yani Denizlispor'u burada bahsetmiştik, oyunu kilitleyen, yani işte mücadeleyle, sadece mücadeleyle bir ya da 3 puan almayı hedefleyen bir kulüp. Yaratıcı oyuncuları da yok Genkov'un dışında. Ki bu hafta mesela Denizli'de Muhammed henüz PTT 1. liginde 2. maçını oynuyordu. Yani öyle tecrübesiz sporcular da var. Giresun'la kıyasladığımız zaman, şimdi Giresun Spor Lig'de konum olarak 10 puan 15. sırada. Ve ben Giresun'la ilgili çarpıcı bir şey de buldum. Bir maçta en fazla 2 gol yemiş Spor. Evet. Yani 3. golü yememiş. Bütün maçlarını inceledim. Bir maçta 3 gol yememiş. Ve bu maçların çoğu da, maçlarını da inceledim. 1-0 ya da 2-0 öndeyken 2-2 rakip yakalamış son dakikalarda. Ya da 1-0 öndeyken hep böyle 3 puanı son dakikalarda kaçıran. Ya da rakibin spontane gollarıyla kaybetmiş, şanslılığını yaşamış bir ekip. Yani ben bu yönden baktığımız zaman bir de dikkat ettim. Giresunspor'da Ergün Çakır 3 gol atmış ve diğer oyuncuların hepsi gol atabilen özellikle. Yani bütün orta saha oyuncuları gol atmış. Böyle de bir özelliği var. Hani Giresunspor olarak kapasite olarak hani ligin üzerinde demiyoruz. Fakat kolay lokma da değil. Yani burada öncelikle 3 puanı deneyecekler. Artı alamazsa 1 puana yönelecekler. Buradaki stratejileri, yani benim fikrim bu olacak. Ve hocalar da bu ligi bilen ve şey yapan bir hoca değil mi? Evet, Erkan Sözer'i anlaştı. Erkan Sözer'iyle bir çıkış da yakaladı. Yani 2 haftadır kaybetmiyorlar. Bir galibiyet, bir beraberlik aldılar. Giresunspor zor geçecek. Yani her ne kadar evimizde oynasak da ki deplasmanda kazanamama durumumuz var. Ki kazanamıyoruz. Evet. Bu içeride oynadığımız maçlara da eğer ilk altı ve ilk hedefimiz varsa içeride de kazanmak zorundayız. Şart. Çünkü deplasmanda kazanamamak bize içeride beraberlik lüksünü vermiyor. Çünkü içeride 3 puan alamazsanız, dışarıda zaten alamıyorsunuz. İçeride de alamazsanız ilk altıyı oynayamazsınız. Yani doğru. Kendi açımızdan. Evet. Diğer mesajlara da bakayım. Engin Cengiz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Abi bir tek siz kaldınız uyduya çıkmayan, hadi sizi de görmek istiyoruz uyduda demiş.
Tabii Kanal 23 televizyonunu kastetmiş. Onlar da uydu yayınına başladılar. Biz de buradan başarılar diliyoruz. Biz de inşallah deyip temennide bulunalım. İnşallah biz de bir gün oluruz diye sevgili Engin'e de teşekkür edelim. Yavaş yavaş şöyle bir şeye dönelim. Bu haftaki sonuçlara sürpriz sonuç var mı? Hemen onu bakalım bir. Samsun Spor 1, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 4. Sürpriz sayılır biraz. Ben bu maçı sürpriz buldum. Evet. Yani Samsun Spor ne kadar kötü olsa bile bu maçtan beraberlik olmasını bekliyordum ama Gaziantep Büyükşehir Belediyespor da son haftalarda hoca değişikliğinden sonra bir çıkış yakaladı. Bununla tabii bizim bu alt sıralardaki takımların böyle geçmiş haftalar her hafta böyle şaşırtıcı sürpriz sonuçlar alması, evet, puan puanlar ara açılmasına da sebep olmuyor. O nedenle bu sürpriz bulduk. Giresunspor, Antalyaspor'un beraber kalması normal bir sonuç olarak, evet, baktım. Giresunspor 1, Antalya 1. Bu haftaki biz de Giresun'la oynayacağız. Evet. Normal bir sonuç olarak ben bunu değerlendiriyorum. Adanaspor, Ordu Spor maçı normal bir şey sonuç. Sonuç 1-0 Adana Demirspor yendi Ordu'yu. Evet. Boluspor Kayserispor maçı da normal. 2-2 onu da belirtelim. Evet. İzleyicilerimiz belki bilmiyordur. Osmanlıspor Manisaspor maçı zaten lider evinde oynuyor. 3-0 Osmanlıspor normal. Altınordu Karşıyaka maçı sürpriz. Biz, evet, Altınordu bu hafta geçen hafta Karşıyaka bizde iyi oynuyor. Karşıyaka evet ama mi? Pek bir varlık gösteremedi. Karşıyaka hakikaten iyi maç oynadı. Performans gösterdi. Sürpriz buldum. Evet. Ucaspor Şanlıurfa 0-0 beraber. O normal kaldı. Bulduk. Elazığspor zaten Denizlispor biz burada başta söyledik yani %50 beraberlik, %50 galibiyet. Evet. Alanyaspor Adanaspor maçı da bana göre yine sürpriz bir maç. Çünkü Adanaspor Alanyaspor evinde kaybetti. Evet. Evinde 3-2 Adanaspor'a. Yani önde olmasına rağmen, evet, mağlup oldu, evet, evet. Karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ama sana göre bir şey var mı, sürpriz maç? Ben de PTT 1. Ligi'ni şöyle bir değerlendirdiğim zaman haftanın karşılaşmalarını. Adana Spor beklenen şeyi Alanya Spor'a gerçekleştirdi. Burada Adana Spor hem üstün bir futbol oynadı hem de iki topu da direkten döndü. Yani Alanya Spor'u ezdi diyebiliriz. Evet. PTT 1. Lig'in işte günübirlik oynandığını ya da o gün kim iyiyse tipik bir örnekti. Tipik bir örneği diyebiliriz. Bucaspor 0, Şanlıurfa 0. Ben Şanlıurfa Spor'u haftalardır söylüyorum. Futbolunu beğenmiyorum. Yani böyle hedefe oynayabilecek, istikrarı olan ya da rakibi böyle surklase eden bir futbol anlayışı yok. Ki Şanlıurfa Spor maçı da uzun süre 10 kişi devam ettirdi. İyi futbol oynamıyor diyebiliriz. Bucaspor zaten genç kökenli ya da proje takımı dediğimiz takımlardan. Altınordu Karşıyaka maçına baktığımız zaman Karşıyaka 2 haftadır İzmir derbilerini kazanıyor. Yani Karşıyaka'da bir çıkış var. Geçen hafta da Buca'yı yenmişlerdi. Bu hafta da Altınordu'yu yendiler. Altınordu da 2 haftalık galibiyet serisinin ardından Elazığspor ve Karşıyaka mağlubiyetleriyle onlar da bir çöküş dönemine girdi. Haftanın karlı takımlarından biri Karşıyaka. Evet. Osmanlıspor 3-0 Manisaspor'u yenerek istikrarlı bir ekip olduğunu, oyunu da rakiplerine kabul ettirme konusunda hiçbir problem yaşamıyor. Özellikle Muhammed Reis'in bu hafta 2 gol 1 asistiyle maçı tamamladı. Yani işte bizdeki eksik olan dediğimiz kısım, yani bitiricilik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor Osmanlıspor. Yani ileri oyuncuların da seçenekleri de çok. Tabii burada Osman Hoca'nın alternatifleri de çok Osmanlı Spor'da. Yani Bitistel olsun, Dilaver olsun, bizim Elazığ'da Serdar Deliktaş olsun ki Sivas Spor'un Mehmet Yıldız yedek konumda. Artık kadro, evet, zenginliğini düşünebiliriz. Adana Demir bir orduyu yendi fakat 5. dakikada Mülenga ile golü buldu. Ondan sonra kötü bir oyun. Adana Demir Spor kötü oynamaya devam ediyor fakat 1-0 da olsa kazanmayı bilerek haftanın çağlı takımlarından oluyor. Kayseri Spor Bolu'da son dakikalarda attığı Anıl'ın golüyle 2-2 kaldı. Kayseri Spor da puan kaybetti. 10 kişi oynadı.
Giresun-Antalya maçı, Giresun'u zaten bahsettik. Antalya Spor'da da Hami Hoca ile başlayan süreç bu hafta aksadı. Antalya Spor'da da Diarra'la ayakta kalıyor. Yani bazı takımlar ön taraftaki bitirici oyuncularla ayakta kalıyor. Antalya Diarra'la ayakta kaldı. Samsun haftanın sürpriz sonucu bana göre. Erhan Hocam'a bu konuda katılıyorum. Samsun Spor'un şöyle bir sıkıntısı vardı. Hafta içi sporcular paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmamışlardı. Yönetim sıkıntısı vardı. Taraftar yönetim gibi problemler yaşadılar. Burada hani diyeceksiniz ne oldu da Samsun, biz burada hep haftalarda bahsediyoruz Samsun Spor'un hücum gücü iyi oynayan bir ekip. Burada da yönetimsel problemlerin, iyi futbol oynayan kulüplerin kulüplere nasıl negatif etki yaptığını görebiliriz. Samsun Spor'da bu hafta sürpriz diyebileceğimiz. Gaziantep'te bu psikolojik şeyi iyi değerlendirdi. Evet. Haftanın karşılaşmaları böyleydi. Evet. Puan tablosu olarak haftanın karlı takım Karşıyaka, Adana Demir, Osmanlı ve Gaziantep Büyükşehir. Bir de Adana. Bir de Adana, evet. Bir de Adana, evet. Beş tane. Bazı arkadaşlardan yorumlar gelmiş ama ondan önce şunu söyleyeyim. Biz geçen hafta değerlendirdiğimizde hiç beraberlik çıkmamıştı. Evet. Ben de bunu hocaya sordum. Dedi ki, dedim hocam yani grupta artık hiç beraberlik bu hafta çıkmadı. Takımlar artık son kozlarını mı yani kredilerini tükettiler mi dedim. Dedi ki ben dedi şeye bakmıyorum dedi. Kim ne oynamış, ne sonuç almış. Yani burada yani şimdi bazen hoca böyle şeyleri, çıkışları yapıyor. Yanlış çıkışlar diyeyim. Yani nasıl bakmıyorsun sen şimdi rakiplerin ne yapmış, ne yapmamış, hangi sonuç almamış? Yani orada bilmiyorum bu hangi niyetten bize hocaya alıyor. Şimdi şey mi var yani Ümit Hoca'nın hani her zaman değil ya ben maç giderim. Evet, ben kendi maçıma bakıyorum. Kendi maçına bakıyorum. Bu zaten da ayrı bir olay yani. Zaten kendi maçına zaten bakacaksın. Ama dikkat edersen Ural Yılmaz döneminde de hocam çok teferruatlı rakiplerin de analizini ortaya koyardı. Kesinlikle yani biz şu beraberlik alırsak şöyle durumumuz olur. Bu herhalde şey mi oluyor? Yani teknik direktörlerin bir özelliği mi oluyor? Bir farkı mı oluyor? Bilmiyorum. Yani Ümit Hoca biraz yani daha diyor ki ben kendi işime bakıyorum. Zaten biliyoruz sen kendi işine bakıyorsun. Yani bunu senin de söylemene gerek yok ki. Yani biz görüyoruz, bakıyoruz. İşine hakikaten yapıyorsun. O ayrı bir konu da bunu ısrarla bilmiyorum bize bir atar şey yapmak için mi söylüyor? Anlayamadım. Yani ya da bizim sorumuzdan mı rahatsız oluyor? Onu da çözemedim. Olabilir yani. Belki bizim sorularımızdan rahatsız olabilir de ben bir hocanın yani sokaktaki çocuk bakıyor ya diyor ki bakayım hele bu hafta bizim grubumuzda ne olmuş ki, yani kesinlikle. Maçlar. Sen nasıl bakmıyorsun onu çözemiyorsun. Yani şimdi biz geçen soracaksın, bozacaksın. Bu da ayrı bir şey. Geçen hafta biz mesela Elazığ her hafta beraberlikler ligin üst sıralarında ve ligin alt sıralarında takımların beraberliklerinin Elazığspor'a nasıl yansıyacağını biz burada anlatıyoruz. Evet. Önemli evet. Karşılaşma. Mutlaka dikkate alınması gerekir. Dediğiniz gibi geçen hafta biz birçok maçın beraber olmasını temenni ediyorduk. Olmadı. Ama bu hafta bakıyorsunuz en az 3 maç beraber kalmış. Şimdi bir de rakip karşılaşmalarının 4 maç evet. Antalya, Denizli, Urfa, Kayseri, Antalya maçı. Evet. Giresun maçı. 4 maç beraber kaldı. Yani bu bir önceki maç, bir sonraki maç kim oynamış, kim ne yapmış, kim gol atmış, kim sarı kart, kim cezalı, yani kim sakat, hangi sistemle oynamış. Şimdi bunları incelemeyen bir antrenör önündeki maçlara bir kere istikrarlı bakamaz. Şimdi biz Giresunspor'un oynadığı şablonu, Giresunspor'un oynadığı maçlarla ilgili herhangi bir done ortaya koyamazsak Giresun'a nasıl önlem alacağız? Tabii canım. Yani ya da Alanyaspor'un patlama maçı bize denk geldiğini bilmezsek sporcularımızı nasıl psikolojik olarak hazırlayacağız? Yani burada şu özet mi çıkıyor maçları, acaba? Şu anda hocam, hani bunu ne niyetle söylediğini bilmiyorum. Evet, tabii ki de. 8 tane yardımcıyla çalışıyor. Tabii analizatör de var. Bunlardan biri de tabii. Bizim Zeki Hoca. Ona da başarılar diliyoruz. Evet. Analizatörü ayrı, işte kişisel gelişimi ayrı. Mentörü ayrı. Yani her şeyi ayrı ayrı. Evet. O zaman tam ben bakmıyorum.
maça 3 gün kala bunlardan rapor alıyorum, soruyorum. Olabilir. Yani bence bakıyordur. Hani Zeki Hoca'dan da bu konuyla ilgili rapor alıyordur. Hani yani bir an profesyonel bir antrenörün bakmaması inanılmaz bir hata olur yani. Doğru. Ki bakıyordur. Evet. Hani bununla niyetle söylediğini bilmiyorum. O herhalde bizim sorularımıza karşı. Sen çok çok soru soruyorsun. Ben basın toplantılarına katılıyorum. En çok soru soranlardan yani bir gazetecisin. Takımlarla ilgili çok iyi ipuçları veriyor yani. Soru da niye soruyoruz? Şunu söyleyeyim. Yani buradan kalkıyoruz, Elazığspor testlerine gidiyoruz. Hoca kısa konuşuyor. Hmm. Yorumcu olmasına rağmen değil mi? Evet. Bir gazeteci olarak. Yani gidiyorsun orada 3 dakika bir şeyden bahsediyor. 3 dakika öbüründen toplam 5 dakika sürmüyor. Yani. Ondan sonra dönüyor. Sorularınız var mı? Biz mecbur soru soruyoruz ki oraya gitmişken evet. bir şeyler alalım. Bu da bazen işte hoca bizim niyetimizi ya da bizi iyi tanıyamadığı için acaba biz ark niyetli mi soruyoruz, öyle mi düşünüyor bilemiyorum. Yani şimdi şu soruda ne var? Diyoruz ki hocam bu hafta hiç beraberlik çıkmamış. Acaba artık haftalar ilerlediği için takımlar kredilerini tükettiler mi? Evet. Ki doğru bir. Ki doğru. Yani bundan sonra yapılacak her hatanın telaffuzu çok zor olacak. Zor. Yani şimdi Ordu Spor toparlasın bakayım. Ya, nasıl toparlayacak? Evet. Yani lige de baktığımız zaman alt tarafın üst tarafa tutunma maçlarını oynadık bu hafta. Evet. Dikkat ederseniz alt taraf bir Gaziantep tutunma oynadı. Giresunspor Antalya'ya tutunma oynadı. Adana'yı tutunma, bile daha evet. şey yaparsın yani. Yani üst taraftan kopmama adına varını yoğunu koyuyorlar. Bir Manisa ve Ordu'yu. Bu canın berabere kalması. İşte Giresun'un berabere kalması. Giresun Antalya'yla berabere kalmış. Yani bunu küçümsememek evet. lazım. Yani Süper Lig'den bir sürü oyuncusunu barındırmış. Evet. Yani dedim ya baştan söyledim ya yani bu evet. şu andaki tablo çok enteresan bir tablo. Adana yani, Alanya'yı yenmiş yani. Evet 11 haftada takımlar arasındaki puan farklarınıza baktığınızda çok o kadar çok net tablo göremiyorsunuz. Evet. Yani bir maçta en az 2-3 sıra çıkabildiğiniz evet, gibi 1-3 puan kaybettiğinizde 2-3 sıra atlama durumunuz var yani. Evet. Onun için tedbirli olmak lazım. Evet yani, Oğuzhan tabii. Özdemir diyor ki özür diliyorum. Sevgili Gürkan Sayın da bize bir çay bile ısmarlamadı. Bunu da yazıyorum bir kenara da. Neyse daha programın sonuna geldik. Sonra içeriz. Dar kadroya göre Oğuzhan Özdemir yazmış. Diyor ki dar kadroya göre çok iyi durumdayız yorumlarına katılmıyorum. Evet. Evet. Lig'e hazırlık kampı yapılmadı. Lig'e sıkıntılı başladık. Kısa sürede toparlanması ciddi bir başarı. Fakat artık ilk iki sırayı zorlamak için bir engel yok. Ama hedefsizlikten dolayı Samsun, Buca ve Denizli gibi rahat maçlarda 7 puan bıraktık. Evet. Evet, bir golcüye ihtiyacımız var ama en iyi takımlara bile golcü transferi gerektiği hep söylenir ki o bölge için 3-4 oyuncumuz var. Yine stopere transfer lazım ama şu an Milika ve Eren çok iyi bir ikili oldu. Hepsinden önce iyi bir kaleciye ihtiyaç var. Devre arası çok değil. 3 takviye ile ilk 2'yi rahat zorlarız ama kolay puanlar kaybetmezsek demiş sevgili Oğuzhan Özdemir. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Oğuzhan kardeşimizin savunmaya takviye konusunda görüşüne katılmıyorum ama kadro kalitesi anlamındaki görüşüne katılıyorum. Yani bizim kadro kalitemiz gerçekten çoğu kulübün üzerinde. Yani ben bir kere buna her ne kadar sezon başı biz düşmeyelim işte gibi beklentiler olsa da. O kaliteyi bir araya toplama sorunumuz vardı. Onu da hocayla çözdük. Yani. Evet yani onu söyleyelim. Tabii ki Ümit Hoca'nın sezon başından belli bir çok ciddi katkıları var. Yani evet. Yok değil tabii ki. Hocamızın hakkını verelim her zaman. Ama şurada bir problem var. Biz sonuca gidemiyoruz. Yani mücadele ediyoruz. Yardımlaşıyoruz. Sporcularımız çok düzgün ve karakterli sporcular. Yani gerçekten maçı bırakmıyorlar, istiyorlar. Bu konuda hiçbir problem yok. Fakat bizim mesela özellikle 3. bölgede bir alternatif ya da bir şeyi oturtamadık o 3. bölgede. Yani bize gol getirebilecek yani futbol demek sonuç demek yani gol demek. Evet. Yani eğer hele de şampiyonluğa oynuyorsan ya da ilk 5 hedefin varsa ki yakaladığın pozisyonları atman lazım. Ki evet. atamıyoruz. Bunu atamamanın bence Ümit Hoca'nın hani takım savunmasını oturttu zaten.
Orada problemimiz yok. Ümit Özcan'ın gece gündüz hücumdaki arayışlarını düşünmesi lazım. Yani benim kendi nacizane fikrim. Orada daha ısrarcı olması lazım. Hani bu Noyan Öz olur, Atilla olur. Yani orada bir alternatif üretmemiz lazım. Evet. Bu konuda Oğuzhan kardeşimizin görüşüne katılıyorum. Biz hedefimizi yüksek tutalım. Bizim kadro kalitemiz düşük değil. Yakaladığımızda şanslarımızı da iyi değerlendirip devre arası da bir iki takviye ya da Ümit Hoca zaten o konuda yönetimimize rapor verir. İlk iki hani olmasa da ilk altıda bir şansını deneyebiliriz. Bu takımın hedef koyma noktasındaki Sayın Oğuzhan kardeşimizin söylediği gibi başka taraftan yani spor kamuoyundan da duyuyorum da. Yalnız tabii bunu beklerken Elazığspor'un bir de ekonomik ve yönetim anlamındaki durumuna da bakmak lazım. Evet, yani şimdi Can Ersinyak kardeşim de sormuş. Demiş ki Kangale ne zaman dönecek? Elazığspor'da ekonomik durum nasıl? Şimdi yani şu ana 11 haftadır bakın bir kaostan çıkan bir yönetim tablosundan geldi. Takım hatırlarsınız Selçuk Öztürk yönetim ben adayım dediği zaman o anda futbolcular aranılıyordu. Evet. Kampa dahil olması için. Yani böyle bir tablodan boşluğu artık moralmen hatta kendi gazeteci arkadaşlarımız arasında bile ya bu takım kulüp kapanacak. Yani yönetim kaosu yaşanırken yani bu takım kapanacak ne yapıyorsunuz? Hani bazı arkadaşlarımız bazı isimler üzerinde olumsuz görüşler ortaya koyunca, eleştiriler ortaya koyunca eleştirileri yapıldığı bir ortamda Elazığspor transfer yaptı, yönetim oluşturdu. Ve 11 haftada geldiğimiz noktada acaba yönetimin 11 haftada taraftarın desteğini de görüyorsunuz. Yani bu Pasolig'den kaynaklanan bir sıkıntı. Onda taraftarlara bir şey söylemiyorum da. Diğer unsurlar anlamında söylüyorum. Ne katkı sağlandı ekonomik olarak Elazığspor'a? Var mı ortada bir şey? Yok. Yani yönetimin iyi niyetli uzlaşmacı yaklaşımı karşısında, eli karşısında yardım eli uzatması gerekenlerden bir destek katkı var mı bugüne kadar? Yok halen daha yok. Mahallenin belediye başkanımızın bu konuda ses çıkarmıyor. İsim vermek istemiyorum ama ben anlatıyorum, şey yapıyorum. Var mı? Yok. Bu tabloda nasıl bir yönetim şu anda ben şampiyonluğu oynuyorum diyebilir? Yani benim ekonomik gücüm belli. Yani şehrin tamamen bütünleşmesi lazım. Mutlaka biz yani şimdi şampiyon olduğumuzda yani bir hedef koyabilmek için, bir hedef koyabilmek için hem ekonomik açıdan hem şehir açısından hem yöneticilerin iç dünyasının birlik ve beraberliğiyle yönetime yansır bu ruh. Böyle bir tamamıyla kaderine terk edilmiş bir takım nasıl hedef koyabilsin? Yani bence madalyonun bu tarafına bakmak lazım. Evet. Yani şu anda Selçuk Başkan büyük bir özveri gösteriyor. Yani şu anda kendi cebiyle var mı taraftarlarından yani stat gelirlerinden ve karşılaşmalardan elde edilen gelirlerin Elazığspor'a bir katkısı var mı bugüne kadar? Yok. Geçen gün birlikteydik. Evet. Kalkınma kurultayı vardı ya hafta sonu cumartesi. Evet. Sevgili Suat Öztürk geldi o sebebi başkanı. Ben de beraberdik. Şunu sordum dedim ki abi dedim Selçuk'a yardımcı oluyor musun? Dedi ki yok dedi olamıyorum. Yani şimdi böyle bir tabloda nasıl Elazığspor hedef koyabilir? Yani biz bence taraftarlar tamam isteriz. Ben de istiyorum yani Elazığspor tekrar birinciliğe çıksın. Tabii. Süperliğe çıksın. Ama bir de yani kulübe bakıyoruz, kulüp yönetimine bakıyoruz, ekonomik Selçuk Öztürk'ün. Yani kimi der ki ya Süper Lig'de yaptığı transferlerle Selçuk Öztürk cebine parasını koymuştur. Ama yani bir de o dönemde Selçuk Öztürk fedakarlık yapmıştır. Ben Selçuk Öztürk'ü yani savunuyor anlamında söylemiyorum bunu. Yani bugüne kadar Selçuk Öztürk iyi kötü yönetmiştir ve kötü yönetmiştir. Ama bugüne kadar iyi yönetilmesi noktasında biz ne yapmışız? Öyle değil mi? Ki alternatifi de yok yani bu şehirde. Selçuk ne yapmışız? Yani dediğiniz doğru. 31 buçuk ayda 45 günde bir ben yokum dediği zaman kim ne hemen bir hafta içerisinde çözüm üretmiştir? Selçuk Öztürk trilyonlarını koymuştur eski parayla öyle söyleyelim.
Eski parayla 20-25 milyarının peşine düşenler aylarca düşen çok zengin ve çok insanları biliyorum ben. Yani şimdi iş adamı. Bir şey beklerken, yani bir başarı, bir hedef beklerken biraz da bu tarafı değerlendirerek hedef belirlemek lazım. Evet. Yani bence Selçuk Öztürk kendi ekonomik çerçevesi içerisinde, kendi takımı yapısı içerisinde bu dönem lide kalması önemli bir hedeftir. Ama dediğim gibi bak, yine konuşmalarımızda yapıyoruz her hafta. Hafta ilk devre, alınacak sonuçlar, takımın durumu ikinci devre hedefi ortaya koyabilecektir diye düşünüyorum. Biraz şehirden Selçuk'a destek gelirse yani başkana şunu yapar, söylüyorum. Niye yapmasın yani? Bu işi o da yapabilir. Çünkü küme düştüğümüzde zaman zaman konuşuyoruz. Pişman olmuş kişilerden biri de Başkan Selçuk Öztürk. Çünkü orada da bizim yıllık 40 trilyon gelirimiz varsa burada düştü 5 trilyon 6 trilyon o civara bir şeye düştü. Bunu o da farkında. Evet. Ama şehirden de böyle artık bir itici güçle başkan senin yanındayız. Ya tribüne taraftar gelmiyor. Yani, Bey, ben biz ilk programlarımızda yönetimi yaparken ben burada ne dedim? Dedim ki geçmiş Selçuk Öztürk'ün geçmiş dönemdeki yönetim anlayışıyla bu dönemdeki yönetim anlayışının isimlere baktığınızda bir farklılık hissedilmiyor mu dedim. Evet. Yani mutlaka söylediğiniz gibi Selçuk Öztürk de geçmişteki yapmış olduğu hatalarından ders çıkartmıştır yani. Çok çok. Yani ama yani bu dönüşü ya boşa bırakmamak lazım. Evet. Öyle değil mi? Yani artık ben yani tek başına risk alıp şunu açıkça söyleyeyim. Ben Selçuk Öztürk'ü tanıdığım kadarıyla tek başına risk alıp trilyonlarını verip de ben bu takımı ne olursa olsun şampiyon yapayım düşüncesinde olduğunu düşünmüyorum. Eğer şehir destek verirse, risk paylaşılırsa öyle diyeyim, ben Selçuk'un bu takımı şampiyonluğa oynatabileceğini düşünüyorum. Tabii ama Selçuk Öztürk'ün şöyle de bir yönü var Yusuf abi. Mesela geçmiş yönetimlere baktığımız zaman hepsi Elazığspor'un zor gününde bıraktı, aday olmadı, takım sahipsiz kaldı, kayyuma gitti, şuraya gitti. Selçuk Öztürk benim alternatifim varsa buyurun dedi. Ve şehirde özellikle eleştirilenlerin hiçbiri adaylık konusunda yanaşmadı. Artı Selçuk Öztürk aday olmayacağını söylediği halde takımı yine sahipsiz bırakmadı. Evet. Yani böyle de bir özverisi var. Şimdi maddi destek alamayan bir yönetim ne kadar olabilir? Tamam. Selçuk Öztürk'ün bu seneki en büyük şeyi kadro kalitesini tutmaya çalıştılar. Bu da büyük başarı bana göre. Evet. Giden İvan şeyi geri getirdi, öyle değil mi? Kesinlikle. Efendim Yusuf Bey. Bilikan'ın gitmemesi de Bilikan'ın gitmemesi Selçuk Öztürk'ün hatırınadır. Kangela'nın Elazığspor'da oynaması bu şeydir yani Selçuk Öztürk'ün olmasıyla yönetimsel başarı yani. Tabii. Sadece mali değil yani. Tabii canım. Yönetimsel yani birebir kişisel yani. İlişkilerinden kaynaklanan bir şeydir yani, olgudur yani. Tabii bir de şöyle, şimdi biz hedef koyarken biz zaten Elazığspor'un kadro kalitesinin zenginliğinden ya da Süper Lig deneyimi olan oyuncuların varlığından koyuyoruz. Yoksa herhangi bir maddi lüksümüzden koymuyoruz biz bunu. Biz sadece kadro kalitemizin Çakır, Bilikaç, Kangele, işte Birol, Murat Kayalı gibi oyuncularımız, İbeşa gibi oyuncularımız var dediğimiz için bu hedefi koyuyoruz. Çünkü PTT 1. Lig takımlarına baktığımız zaman PTT 1. Lig takımlarının Elazığspor'dan üstün bir yanı yok. Bir Denizli, Giresun, Buca, Altınordu, Manisa, Ordu hangisi bizden kadro kalitesi olarak üstün? Henüz ikinci maçını oynayan oyuncular var. Evet. Evet yani bu şekilde. Sevgili Cengiz Yorgun, benim liseden arkadaşım, il dışında bize herhalde internet üzerinden takip ediyor. Demiş ki Yusuf Bey iyi yayınlar. Ümit Hoca hakkında fikirleriniz nedir? Elazığspor'u belli bir yere götürebilir mi? Ben Ümit Hoca'nın ile ilgili tabii sizin de görüşlerinizi alacağım ama şu anda iyi bir ekip kurduğunu ve tabii bunu bu hafta basın toplantısı yapılırsa ona da soracağız. Dün yanılmıyorsam Milliyet Gazetesi. İşte bu gibi sıkıntılar bizi sıkıntıya sokabilir. Balıkesir Spor'un Ümit Hoca'ya teklifte bulunduğu diye bir haber duydunuz mu? Evet, okudum. Yani ismi geçiyor diye. Evet, okudum. Bunlar bizi sıkıntıya sokabilir. Ümit Hoca'nın bu kadroyla artık ekibini de oluşturdu. Ben bizi bir yere taşıyacağını düşünüyorum. Yani eğer bu fırsatlar verilirse, bütün konuştuğumuz bu
işte 2-3 iyi transfer yapılırsa ve takım maddi sorunlar yaşamazsa yapabileceğini düşünüyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Yavaş yavaş artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ümit Hoca ile ilgili sizinle görüşeriz. Şimdi Ümit Hoca'nın dediğin gibi yani şimdi kendisi de basın toplantısında deklare etti. Yani ben ilk haftalarda mağlubiyet aldığım zaman Sayın Başkan gelip soyunma odasında hadi iyisiniz, çok iyisiniz, moralinizi bozmayın dediğinde acaba bu kişi benden dalga mı geçiyor gibisinden yani ifadeleri vardır değil mi? Evet. Yani şimdi böyle bir yönetim kurulu ve böyle bir yönetim başkanı getirip Ümit Özat'ın kamuoyunda yapısı da bellidir. Kavgacı yapısına rağmen eğer Selçuk Öztürk getirip burada takımı teslim edip belli kendisine anahtarı bırakmışsa Ümit Hoca'nın da artık bu teklifleri değerlendirmeyeceğini, dikkate almayacağını düşünüyorum. Evet. Hemen basına geçelim. Biraz basındaki haberlere bakalım. İnternet üzerinden Günüşehir Gazetesi'nde bir haber dikkatimi çekti. Arkadaşlar bunu yayına da verebilirsek. Cizo Aziz ameliyat oldu diye bir haber var. Hemen bunu ekranlarımıza getirelim. Şu anda evet ekranlarımızda. Sevgili Aziz abiye de buradan geçmiş olsun dileklerimizi belirtelim. Elazspor camiasının sevilen isimlerinden ve Elazspor'un da emektar malzemecilerinden Aziz Taylan, ilimizde faaliyet gösteren özel bir hastanede katarak ameliyatı oldu. Aziz Taylan'ı hastanede TÜFAT Başkanı Münir Yılmaz ile Elazığ Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mustafa Doğan da yalnız bırakmadılar demiş. Biz Aziz abiye buradan geçmiş olsun diyelim. Hakikaten Elazspor'un emektarlarından evet. biri. Uzun yıllar malzemecilik yaptı. Bütün futbolcular, bütün spor camiası da onu çok seviyor. Hemen gazetelere de bir göz atalım. Fırat gazetesi var. Elazspor teknik direktörü Ümit Özat bir puanın bile değeri var demiş. Özat bir berabere kaldıkları Denizlispor maçı sonrası yaptığı değerlendirmeden maçı ilk yarıda en az 2-0'a getirebilirdik. Olmadı. 90 dakikanın sonucunda bir puan alabildik diye bir açıklama yapmış. Yolspor'dan üzücü sonuç. Bölgesel amatör liginde bal yani mücadele eden Elazığ Yolspor deplasmanda karşılaştığı Adıyaman Spor'a 2-0 yenildi diye başlıklı bir haber var. Denizli teknik direktörü bizzatı çok pozisyon verdik demiş. PTT 1. Lig'deki temsilcimiz Elazığspor'da deplasmanda oynadı. Karşılaşmada Denizli Spor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibinin golünü 47. dakikada Genkov, Elazspor'un beraberlik golünü ise 86. dakikada Murat Kayalı kaydetti. Karşılaşma sonrası Denizlispor cephesinden şu değerlendirmeler geldi. Bizzati geriye çok gömüldük. Denizlispor teknik direktörü Özcan Bizzati değerlendirmesinde şunlara yer verdi. Bu sezon ilk defa bir maçta bu kadar pozisyon verdik. Yediğimiz pozisyonlardan dolayı oyuncu değişikliklerimiz de değişti. Orta saha üstünlüğünü rakibe verdik. Böyle olunca da sürekli pozisyon yer hale geldik. Sonunda golü de yedik demiş. Gole kadar iyi ama genel olarak kötü oynadığımız maçlardan bir tanesiydi demiş Denizlispor teknik direktörü. Voleybol temsilcilerimiz galip geldi. Başlıklı bir haber var. Türkiye Bayanlar Voleybol 3. Lig 6. grupta temsilcilerimiz bu hafta oynadıkları maçları galibiyetle tamamladılar. İl Özel İdare Spor deplasmanda mücadele ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediye karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Haberin devamı iç sayfada. Hemen bakalım haberin devamı. Evet, İl Özel İdare Spor deplasmanda mücadele ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediye karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Rakibi karşısında üstünlük sağlayan İl Özel İdare Spor Bayan Voleybol takımı ilk seti 8-25 alarak karşılaşmadan 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine
şans tanımayan temsilcimiz 10-25 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdüren İl Özel İdare Spor bu seti de 12-25 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı demiş. Kendi sahasında Pertek Belediyespor'u konuk eden Desey Spor'da rakibini net bir skorla yenmeyi başardı. Pertek Belediyespor karşısında ilk iki seti zorlanmadan Desey Spor bu setleri 25-22 ve 26-24 kazanmasını bildi. Üçüncü sette rakibinin direncini de kırmış oldu. 25-11 üçüncü seti alan takımımız sahadan 3-0 galip ayrıldı diye bir haber var. Bunu da okuduk voleybol olarak. Bir başka gazetemiz bakıyorum şurada. Evet. Ulova gazetesine bir bakalım. Spor sayfasına. Pozisyon çok, gol yok başlıklı bir haber var. Murat Kayalı cezalı duruma düştü. Hemen bunu da okuyalım. Elazığspor'un başarılı futbolcusu Murat Kayalı Denizli spor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Elazığspor'a önemli katkılar sağlayan ve Denizlispor karşısında takımın tek golünü atan Murat Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Evet. Evet, bu soruyu sorayım sevgili Ahmet. Şimdi, orada Birol'la iyi bir ikili oluşturuyorlardı. Acaba Murat Kayalı'nın yerine kim önümüzdeki hafta oyunlar sorusunu sorayım. Şimdi Murat Kayalı'la ilgili sarı kartı yediği dakika ben dedim eyvah dedim, yani Murat orta alanda dinamizmi sağlayan, çok koşan, topsuz oynayabilen, rakibi bozan, bize de hücumsal zaman zaman Adana Demir maçında çok iyiydi. Bir de kısmen de bu maç hücumsal özelliklerini de koydu ortaya. Şimdi Murat Kayalı orta alanda biz bunu nasıl dolduracağız sorusu karşımıza çıkıyor. Burada Elazığspor'un alternatif oyuncularının bu bölgeyi kapatma konusunda yeterliliklerini tabii ki Ümit Hoca hafta içi değerlendirecektir sporcuların verilerine göre. Ama ben burada burayı kapatacak oyuncumuzun kısmen David Deniz olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani tabii ki Murat kadar verim alabilir miyiz ya da alamaz mıyız bilemiyorum. Yani David'i de çok, Deniz'i de çok izleme fırsatımız da olmadı hani resmi müsabakalarda. Evet. Umarım buraya Ümit Hoca hafta içindeki değerlendirmeleriyle performans durumuna göre önlem alacaktır. Fakat bu bizim mücadele, orta alanda mücadele rakibi oynatmama anlamında sıkıntı oluşturabilir. Murat Kale iyi açıklar kapatıyordu yani. Evet, inşallah Deniz o eksikliği giderir. Tabii ki bilemiyoruz. Ümit Hoca şans verir mi ya da kimi değerlendireceğini bilemiyoruz. Evet. Yani bizim tahminimiz. Yani şu ana kadar genelde tahmini, o bölgede Deniz'i kullanıyordu. Tabii ki Enis var, çok genç. Evet. Maç eksiği de var. Evet. Hani ya da Berke atar, Çakır'ı mı orada kullanırsın? Berke sağa atar, Çakır'ı mı orta alanda kullanır? Murat Tosun'u kullanabilir mi? Yok, Murat Tosun santfor oyuncusu. Murat Tosun'un orada... Evet. Biraz da güçsüz görüyorum. Biraz güçsüz yani. Orada kondisyonu evet, yüksek. Basın daha neden? Koşan ben David'den yana kullanır diye ben düşünüyorum de ama düşünüyorum. Bilmiyorum, bakalım. Yani mevcut kadro içerisinde Ümit Hoca'nın da çok alternatifi yok yani. O da sıkıntı yaşayacaktır zaten. Evet. İnternetten Güneşli Gazetesi'nden bir haber var. Onu okuyayım sevgili arkadaşlar. Bunu ekrana da verirsek. Bordo Atletik 0, Kayseri Gençler Birliği 0 başlıklı bir haber var. İki puansız takımın mücadelesinde sahne olan karşılaşma başladığı gibi sona ererken her iki takım da bir puanı hanesine yazdırdı. 2014-2015 sezonu Kadınlar İkinci Ligi'nde ilimizi temsil eden Bordo Atletik Spor Kulübü sezonun 6. hafta karşılaşmasında sahasında karşılaştığı Kayseri Gençler Birliği Bayan Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı. 12 takımın mücadele ettiği Kadınlar İkinci Ligi'nin 6. hafta maçında pazar günü saat 12'de Fırat Üniversitesi Sentetik Çim Saha'da oynanan ve ilimiz hakemlerinden Fuat Temiz'in düdük çaldığı müsabakada gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı. Evet, herhalde ilk puanlarını almış oldular çünkü bundan önceki takip ettiğim hemen hemen tüm maçlarda mağlup oldular. Onlara da
Başarılar dileyelim kadınlar futbol takımımıza. Basketbolda istediğimizi alamadık. Türkiye Kadınlar Basketbol İkinciliği C grubunda Elazığ'ı temsil eden İl Özel İdare Spor Bayan Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kastamonu Basket'e yenildi. Lideki ilk galibiyetini geçen hafta Mepsan'a karşı alan İl Özel İdare Spor deplasmanda oynadığı Kastamonu Basket karşısında istediği sonucu elde edemedi. Acaba takımın adı mı Kastamonu Basket? Sadece basket demişler. Haberde öyle yazıyor. Haberin devamını okuyayım dedim. Sonuç ne olmuş? Rakibi karşısında evet özellikle oyunun son ilk periyodunda etkisini kaybeden İl Özel İdare Spor karşılaşmadan 76-46 mağlup ayrıldı. İl Özel İdare Spor grupta ilk yarının son maçını bu hafta Samsun'da Ses Okulları 55 gençlik ile oynayacak diye haber vardı. Tabi bazen arkadaşlarımızı tabi buradan uyarıyoruz. Ulova Gazetesi mesela bayan basketbol takımının maçına erkek basketbol takımı fotoğrafını koymuş. Sevgili Erhan. Evet. Uzun yılların gazetecisi olarak şimdi, bir iki şey söyler misin? Buradan söylemek istemiyorum. Yani herkesin bakış açısı yani gazeteciliğe bakış açısı. Yani dikkat etmek lazım. Yani bu günlük gazeteyi hakikaten hazırlamak kolay değil. Evet. Yani haberin içeriği, haberde kullanacak fotoğrafların görselliğine kadar dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ama maalesef teknik imkanlar ve şartlar bizim Elazığ'daki yerel gazetelerin durumu ortada. Bu tip hat kazalara da yaşanması da normal. Nasıl trafik kazalarında sürücülerin hatalarından kaynaklanıyorsa. Doğru. Ön taraftaki resimde bayanların bir basketbol maçından bir resim var. Evet. İç sayfada. Bu tip şeylerde de normal kazalar normal karşılayalım artık. Bir kaza olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Burada Berk'in şanssızlığından sonra evet. Berk şanssızlıktan yakındı diye bir haber var. Yalnız şurada da Mert, o Denizlisporlu Mert demiş ki yediğimiz goller canımızı yakıyor. Bizim de Berk ne demiş? Berk şanssızlıktan yakındı. Elazspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazspor'un futbolculardan Onur Güney, biz buraya 3 puan için gelmiştik. Hafta içi iyi çalışıp rakibimizi iyi tahlil etmiştik. Maçta ciddi pozisyonlarımız var. Maçın hakemi bizdik. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı ama biz bugün daha iyiydik. Pozisyonlara girdik. Bu maçın skoru öyle olmamalıydı. Yine de deplasmandan alınmış bir puan bizim için iyidir. Deplasmandan kazanamama gibi bir seri yakaladık. Biz bu bizi bir baskı yapıyor ama bir şanssızlık var. Başaracağız demiş inşallah. Evet. Israr etmek lazım ama tabii değil mi? Yani mutlaka bu işi işte deplasmanda kazanamıyorum. Ben normal işte rutin çalışmalarımı yapayım derseniz olmaz. Evet. Ama aynınız kazanmak için tabii ısrarla bu şanssızlığı veya diyelim öyle söyleyelim yenmek için mutlaka aynı istikrarla devam etmemiz gerekiyor. Zaten deplasmanlara gidildiğinde hedef öncelikle 3 puan ondan sonra 1 puan. Hedef oynayan evet kulüplerin genel mantığı bu. Yani hedef oynayan kulüpler deplasman içeri diye bir durum yok, söz konusu yaşamaz yani. Şimdi Osmanlıspor ne derece deplasmanda 1 puan almayı hedefliyor? Tamam. Niye hedef oynuyor? Yani bizim de ki hedefe oynuyorsak, ki kadro kalitemizi iyi oynayalım yani, niye denemeyelim? Biz evet de deneyelim yani. Berk Yıldız ise Denizli maçına çok iyi hazırlanmıştık ve buraya kazanmak için gelmiştik. Tek eksiğimiz deplasman galibiyetiydi. Bunu da bugün almak istiyorduk ama olmadı. Bir puana sevinelim mi?
üzülelim mi bilemiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. İfadelerini kullanmış genç oyuncu Berk Yıldız. Turuncu siyahlılar eli boş döndü. Yolspor'la ilgili de kısa bir görüşlerinizi alabilir miyim? Biraz hedeften artık uzaklaşıyorlar. Şimdi geçen gün, geçen hafta bir şey duydum. Yani eğer öyle bir düşünce oluşursa üzülürüm. Yani bu da Elazığ'ın sporun, Elazığ'daki yöneticilerin spora bakış açısı veya Elazığ'da özveriyle bir şeyler yapmak isteyen yöneticilerin kaldığı çaresizliği göstergesi olarak destek anlamında evet. ifade etmek istiyorum. Yolspor'un liderliğe devam edip etmemesi noktasında yöneticilerin bir değerlendirme yaptıklarını öğrendim. Yani konuşuldu. Evet. Devam edelim mi, çekilelim mi gibisinden bir görüş oluşmuş. Tabii biraz önce en geçmiş programlarımızda da ifade ettik. Yani bu gibi belirli seviyede bulunan takımlarımıza sahip çıkmak lazım. Bari Elazığspor'a sahip çıkmıyoruz. Bu takımlara sahip çıkalım Yusuf Hocam. Evet. Yani şimdi bakın biz Elazığspor'a altyapı oluşturma mantığını olan düşünen insanların o mantığı yıllarca sürecek bir süreçte gerçekleşmesi gerekirken elimizin altında bulunan bu takımlarla o altyapıyı çok kısa sürede lehimize çevirebiliriz. Yani bunlara yönelmemiz şart. Yani bugün bu takımın yöneticilerinin bu düşünceye hasıl olmuşsa, oluşmuşsa bu çok ayıp bir şey. Bu çok yazık bir şey. Tamam mı? Evet. Yani bir potansiyel Elazığspor'un amatörüne de bir potansiyel oluşturabilecek. Bal Ligi'ndeki bir takımın çekilmesi bizim için zul olur biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani şimdi bu takımdaki insanlar, bu takımdaki futbolcuların özveriyle ortaya koydukları çabayı ben takdirle karşılıyorum. Kalması bile mucizedir. Yani bu takımda şöyle birkaç yıl devam etsin, birkaç futbolcu var, onları Elazığspor'da evet. görebiliriz. Evet. Yani bunlara, bu takımlara sahip çıkmak lazım. Yani amatör nasıl gelişecek? Amatördeki o heyecanı futbolculara, o amatörde mücadele eden insanlar, ben başarılı olursam işte Yolspor'da oynarım, ben başarılı olursam Elazığspor'da oynarım. Eğer hedef olmazsa nasıl amatörü sen geliştirebileceksin? Evet. Zaten Erhan Hocam çok güzel analiz ettin. Görüşlerine tamamıyla katılıyorum. Biz bu sporcuları Elazığspor'da oynayacağına inandıramıyoruz. Yani yılların sorunu. Dediğiniz gibi şimdi Elazığspor, Yolspor'da böyle bir konu gündeme gelmişse çok vahim bir durum. Yani Yolspor'un ligden çekilmesi ilimizin sporuna en büyük darbedir. Çünkü Elazığspor'dan sonra alternatif olarak bakabileceğimiz tek kulüp Yolspor'dur. Yani şimdi Yolspor'un çekilmesi demek orada yetişmiş, Yusuf abi de bahsetti, çok kaliteli oyuncular var. Yani belki vatandaşlarımız ne derece takip ediyor bilemiyorum. Yani altyapısını sağlam almış. Gerçekten evet. bunu çok ciddi söylüyorum. Yani çok kısıtlı imkanlarla çalışıyorlar. Ama orada belli bir birikime sahip olan, 6-7 yıldır birlikte oynayan bir sporcu topluluğu var. Bunları Yolspor yönetiminin her zaman hakkını verdik, tebrik ettik. Hani bunları oluşturdu, bunları yetişmesinde tesistir, şudur falan birkaç özelliklerini söyledik. Fakat çekilmesi bu sporcuların umutlarını yıkılması demektir. Yani sporcu kulüp bulur. Fakat yani bu birlikteliği bir araya getiremez. Çünkü kolej havasında bir kulüp. Yani ben takip ediyorum. Orada mesela bu Adıyaman maçında 2-0 mağlup oldular. Ben sporcularla da bazen böyle görüşüyorum, bana fikir alışverişinde çocuklar sağ olsun arıyor. Bizim eski futbolcumuz Erhan Namlı Adıyaman Spor'daymış galiba. Evet, orada oynuyormuş. Sporcu aradı, dedi abi sen de takım tanıyorsun dedi, takımdan şeyin. Bir abimiz de o zaman, tabii tecrübeli bir oyuncu, halen oynuyor. Yani dedi abi siz sence nasıl önlem almamız lazım? Yani sporcu bireysel olarak fikir danışmak için aramış. Ben de dedim ki işte şut atar, mücadele eder gibi Erhan Namlı'nın bazı özelliklerini söyledim. İşte hırçındır falan, dikkat et falan. Şimdi bunları söylerken şimdi çocuklar olaya ne kadar ciddi bakıyor. Tabii. Yani bir sporcu başka bir oynayacağı sporcuyla ilgili daha önceki birini arıyor, ulaşıyor, buluyor ve fikir alışverişinde bulunuyor ki Yolspor'a katkı sunsun. Evet. Bunu kaç tane sporcu yapar? Yani çocuklar
gerçekten futbol hayatı, futbola kalkan çocuklar. Artı iki tane giden oyuncumuz var Yusuf abi. Sen de biliyorsun Semih'le. Evet. Semih her hafta gol atıyor Karaköprü'de. Serkan daha bütün maçlarda oynuyor. Furkan da orada. Çocukların üçü de oynuyor. Şimdi bu çocukların, Elazığspor'un şu kadro kalitesine baktığımız zaman Enis var. Tabii ki Enis de kaliteli futbolcudur. Fakat yani bu çocukların da en azından Elazığspor'da belli bir yıl arayı, ay aralığı orada en azından antrenman yapmaları bile, o kadroya kazandırılmaları bile önümüzdeki süreçlerde bunların oynayabilirliği açısından katkı koyacaktır. Evet. Yozspor'da geçten ilimizin lokomotifi, önceki programlarda da değinmiştik. Eğer öyle bir durum varsa vahim bir durum yani. Evet. Şimdi amatör sonuçları da hemen bir bakayım. Birinci amatör küme sonuçlarını şöyle bir izleyicilerimize hatırlatayım dedim. Harput Sağlık 8 golle kazandı diye başlıklı bir haber var. Asıl dikkatinizi çeken Elaziz Belediyespor 10, Baskil Şafak Spor 0. Bu Baskil Şafak Spor'a aslında birilerinin sahip çıkması lazım. Potansiyelleri de var ama niye bu kadar sahipsiz kalıyor onu da çözmüş değilim. Buradan Baskil'deki hemşerilerimize, özellikle Baskil'de hemşerilerimize belediye olmasına, ilçe takımı olmasına rağmen böyle farklar yememesi gerekiyor. Bu takımlara sahip çıkılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Maden Spor 0, Karakoçan Spor 2, Harput Sağlık Spor 8, Hankendi Belediye Spor 0, Keban Tek Spor 0, Kovancılar Spor 5, Palu Spor 1, Desey Spor 1, Telekom Spor 1, Sivrice Spor 1, Aksaray Gençlik Spor 2, Hicret Gençlik 1. Amatör, birinci amatör kümede de alınan sonuçlar bu şekilde. Evet, Elaziz Belediye Spor'un bir kalite farkı var. Çünkü Elazığspor'la oynanan maçta da izledik, takip ettik. Ama diğer takımlarımızın da en azından biraz gayret içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hocam, şimdi bakın, diğer takımlar, ilçe takımlarının amatör spora bakış açısı neden zayıf? Çünkü bir hedef yok. Tamam mı? Evet. Yani bu çocuklar ilçe takımları oynayacak ama nerelerde oynayacak? Kendilerini futbol oynadıklarında şey nerelerde göstermemiz lazım? Mesela Trabzon'a git. Hedef var mı amatörde? Geliştiremiyoruz yani. Trabzon'a bakıyorsun, belde takımları bile 3. liglerde değil mi? Bal liglerinde. Zaten yani bunlar kendilerine aslında bir hedef koyabiliyor. Bakın, ben hakemlik yaptığım dönem içerisinde biz Elazığ'dan Türkiye çevre çapında 7-8 trio maça giderdik. Evet. Evet. Bal ligi olsun, 2. ligi olsun, 3. ligi olsun, 1. ligi olsun. Bugün geldiği hakem camiasını, geldiği noktaya bakıyorsunuz. Elde sayılır ya 5 tane hakemimiz kaldı ya 6 tane hakemimiz kaldı. Bir kısmı da dışarıdan gelenler. Yani şimdi burada nedir? Bir hedef, bir yaklaşım önemlidir. Yaklaşım önemlidir. Yani dediğim gibi bakın, işte biz amatöre gayret gösteriyoruz. Amatöre de hedef koyalım da Yozspor'a da sahip çıkalım. Yozspor'a sahip çıkalım. Değerlerimizi, bulunduğumuz, elimizde bulunan değerlerin kıymetini bilelim. Sen de Yozspor'u üçüncülüğe çıkartırsan, sen Yozspor'u bal liginde tutarsan, amatörde oynayan futbolcunun eğer Yozspor'da amatörden kaliteli futbolcuları alıp bünyesinde oynatmanı hissederse o futbolcu, amatör değer kazanır. Amatör kulüpler de değer kazanır. Biliyorsunuz futbol yönetmeliğinde belirli takımlarda oynayan futbolculara eğer amatörden giderse katkı payı veriyor. Destek veriyorlar parasal olarak. Belediyelerin amatöre yani şeyi destekleri var. Kanun. Yani bunları bunları bütçesinin belli bir kısmını spor, yani, ilin sporuna katkı koyması lazım. Yani bunları o tutturmamız lazım. Beden terbiyesiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle, kulüp şeylerle, amatörüyle, ASFK'siyle ciddi olarak yaklaşmamız lazım. Yok. Burada evet. Spon taban birliklerinin bir birlikteliği söz konusu yok, değil. Evet. Yani
Şimdi geçen gün o Fırat Kalkınma Ajansı toplantısında bir şey dikkatimi çekti. Herkes imza attı. Sözleşme gibi bir şey vardı ya. Kalkınma evet. Bizim de bir an önce bir spor kurultayı yapıp orada herkesin söz vermesi, imzalaması. Ya hedef koyması lazım. Hedef ekonomik kurultay gibi Elazığ'da da sportif bir kurultay yapıp Elazığ'da spor branşlar dallarında nerede olmalı? Çözüm mevcut önerileri. Evet, potansiyelleri nasıl değerlendirebilir? O noktada da bir çalışma yapılmalı acilen. Evet, uzak gözlüklerimi de taktım. Dedim içeriği göreyim ama şu anda göremiyorum. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Öyle mi? Yavaş yavaş son cümlelerimizi alalım. Önümüzde bir Giresun maçı var. Evet, ben bu hafta da önemli karşılaşmalar var. Bizi yakından ilgilendiren. Evet. Mesela Antep Adana Spor, Ordu Spor, Buca Spor alt sıralarda. Bulunan takımların bizi ilgilendirdiğini ifade etmek istiyorum. Antalya Alanya Spor karşılaşması da üst sıralarda. Evet. Bu etkileyecek bir şey, bir karşılaşma. Bizim buradan Giresun Spor karşılaşmasından alacağımız 3 puan ve önümüzdeki hafta yaşanacak yine beraberlikler bizim için kazanç olacaktır diye düşünüyorum Yusuf Hocam. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet. Ve bizi izleyenlere de buradan saygılar, evet, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun, biz size teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, ben de bu hafta özellikle bizimle birlikte bize avantaj sağlayacak maçlar var. Yani Kayserispor ve Osmanlı gibi ilk iki sırayı paylaşan bir maç oynanacak. Burada olası bir beraberlik, Elazığspor'un da galibiyeti bizi bir nebze daha yaklaştıracak üst tarafa. Yine Albino Alanya Spor, Antalya Spor. O da haftanın önemli karşılaşmalarında. Elazığspor'un Giresun her ne kadar zor dedik ama fakat evimizde 3 puan kesinlikle almamız lazım. Yani Giresun maçından 3 puanla çıkmamız lazım. Ben buradan taraftarlarımıza da seslenirim. Yani o iç sahadaki taraftar faktörümüzü, rakiplerimize o baskıyı kullandırmak adına inşallah Elazığ şehrindeki çok önemli spor bilinci olan vatandaşlarımız ya da Elazığspor'la yatıp Elazığspor'la kalkan. Bakın 1250'ye yakın geçen hafta taraftar vardı değil mi? Evet, yaklaşık olarak. Takım üzerinde çok büyük etki ediyor. Bunu hem futbolcular hem hoca da, değerlendirmesinde evet, söyledi. Biz herkes yanındakini bir kişiyi etkileyip maça getirirse bu 1200 kişi yani kolundan bu hafta tutuyor. Ne olur? Evet. 2500 kişi. Yani bilet fiyatlarına da artık itiraz etmesinler. İtiraz edilmesin yani. Allah'tan yani korusunlar. Evet, yani 5 lira, 2 lira. 2 lira yani. Bir çay parası yani. Aynı şekilde devam edecektir evet, büyük ihtimalle. Pasolik olanlar zaten 3000 civarında pasolik almışlar. Evet, onlar da niye almışlar? Maça gelmek için. Bu hafta hepsi gelsin. Hepsi yani gelsin yani. Olmayanlar da bu hafta içerisinde alsın mutlaka yani, alsınlar. Şimdiden uyaralım. Ve bu maçta mutlaka artık bakın takım bir şeyler yaptı da ne bekliyorsunuz? Yönetim yaptı, takım yapıyor, futbolcular yapıyor. Ama taraftar olarak biz ne yapıyoruz? Tabii ki biz de yani Elazığ'a... Ya 250 kişiyi çık kenara, öbürleri neredesiniz kardeşim? Abi ben bir de şuna katılmıyorum. Mesela biz bir şey vermeden bir şey istiyoruz. Yani evet, bir stada gidelim, biz sporcularımızı orada bir motive edelim. Evet. Onlara bir güç olarak, 12. adam olarak desteğimizi verelim. Ondan sonra bir şeyler isteyelim. Yani oturduğumuz yerden bir de eleştiriler oluyor takıma. Tamam da yani sen şahıs olarak ne verdin yani? Bir de onu evet, sorgulamak lazım. İnsanın kendine bunu sorması lazım. Sen maçına gidiyor musun? Kulübüne destek veriyor musun? Ya da sporcuları teşvik edici orada sloganlar atıyor musun? Yani bunlar yani bizde spor kültürü henüz oturmadı. Taraftarlık yani yapıyor musun? Taraftarlık yapıyor musun? Ya da takımının zor anlarında orada 1-0 mağlupken beraberliği sağlama adına bir kaykı koyabiliyor musun? Yani taraftarlık evet, bu batılı zihniyetlerde yani. Burada eleştirmeyi çok seviyoruz yani şehir olarak ama bir şey yapmak da istemiyoruz yani. Yani bir şey yani şimdi birilerinden bekliyoruz. Süper Lig'de ben Beşiktaş maçında, Beşiktaş taraftarının Beşiktaş maçında tribünler tıklım tıklım doluydu değil mi? Kale arkasında ya 1000 kişi vardı ya yoktu Beşiktaş taraftarı. Yani Beşiktaş taraftarı 90 dakika boyunca susmadı. Bizim 10 bin, 20 bin kişilik taraftarımız sessiz evet, maçı seyrettiler ya. Artı ki yani o maçı daha bir galip gelseydik
Şeyde kalmıştı. Artı taraftar gruplarımızın dışında herhangi bir taraftar katılım da söz konusu. Yani taraftar gruplarında hani zaman zaman tamam performans gösteriyorlar da yeterli bir destek Aralarında birlik yok. Yani özetlemek gerekirse 3 puan bekliyorum Giresun. Ki almamız lazım. Çünkü Buca, Altınordu, Denizli, Giresun'dan en az 7 puan çıkarmamız lazım. 4'ünü aldık, 3'ümüz kaldı. 3'ümüzü de Giresun'a almak zorundayız ki hedef oynayabilelim ilk 5 en azından. Evet. Ben burada teknik heyet, sporcularımız ve yönetimimize bu maçta başarılar diliyorum. Artı yayında ve yaptığımda şahsınız adına teşekkür ediyorum. Spor aktif izleyicilerine inşallah faydalı olmuşuzdur. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Ya sevgili Ahmet Gerçeğe ve sevgili Erhan Dabak abimize teşekkür ediyorum. Katkılarından ötürü ana kumandadaki arkadaşlarım, onlar da el sallıyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla Gürkan, Mehmet ve Cihan, kameraman arkadaşlarım, hepsine teşekkür ediyorum. Ben de son olarak şu dileklerimle programımızı bitirmek istiyorum. Hakikaten Giresunspor karşılaşması bizim için çok önemli bir karşılaşma. Zor olabilir. Az önce izleyicilerimiz de belirtmişlerdi bize mesajlarıyla. Bakılan istatistiklerde de öyle gösteriyor. Giresunspor zor bir takım. Bunun için taraftar desteğimize, takımın bize ihtiyacı var. Taraftar desteğine ihtiyacı var. Pazar günü saat 13'te biliyorsunuz karşılaşma oynanacak. Ve bu karşılaşmada mutlak Atatürk Stadyumu'nun artık büyük bölümünün dolmasını istiyoruz. Bu temennilerle mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın.